Hayırlı akşamlar kıymetli izleyenler. TV5 Liderler Turu başlıyor. Liderler Turu'nun ilk programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Maalesef üzücü bir haberle yayınımızı açmak durumundayız. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığına göre Bingöl'de kırıma uğrayan helikopter kazası sonucu 10 askerimiz şehit oldu. 3 askerimiz de yaralı. Aralarında bir kolordu komutanı var. İlk sıcağını sıcağına sormak istiyorum. Tabii üzücü bir olay. Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman ordumuzun başı sağ olsun. Elim bir kaza. Keşke olmasaydı ama önümüzdeki süreç içinde belki biraz daha ayrıntı gelebilir. Ayrıntıları biraz öğrenince biraz daha net tabloyu görmüş olacağız. Ama öyle anlaşılıyor ki ilk gelen bilgilere göre hava koşulları nedeniyle helikopterin düştüğünü, arıza yapıp düştüğü ifade ediliyor. Her insanımız çok değerlidir. Özellikle bölgede terörle mücadele eden, aynı zamanda bizim güvenliğimizi sağlayan, ülkemizin güvenliğini sağlayan orduda eratından en üstüne kadar hiç kimsenin burnunu kanamasını istemeyiz. Dolayısıyla her kayıp acı bir kayıptır. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. İnşallah benzer olaylar bir daha olmaz, yaşanmaz. En büyük arzumuz da budur zaten. İnşallah son dakikaları takip edeceğiz. Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri de bir taziye için ulaştı. Bu konuyla ilgili bir şey biraz tabii rakamlara da baktım efendim ben. 96'dan itibaren bu helikopterleri, Cougar düşen helikopterleri almaya başlamışız. Bu dördüncü bir tanesi saldırı, terör saldırısıyla düşüyor. 3 kazada 28 şehit veriyoruz. Bu son dördüncü kazayla birlikte 10 da olunca 38'e çıktı. Tabii terörle yoğun bir mücadele veren bir ülkeyiz. Gerçekten bu kayıplar hepimizi üzüyor, hepimizin canını yakıyor ama bu konuda dediğim gibi terörle mücadele eden bir ülke olduğumuz için insan ister istemez aklına her türlü ihtimalde geliyor. Sizin böyle bir endişeniz var mı ya da bölgeden bir temas kurdunuz mu? Bir son dakika bilgisi var mı size ulaşan? İlk gelen bilgiler tamamen hava şartlarının ortaya çıkardığı bir tablo. İlk gelen bilgiler böyle ama zaten başka bir şey olsa mutlaka Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yapar. Hava şartları kalkışta hava şartlarının iyi olduğu söyleniyor fakat daha sonra tablonun biraz daha negatife döndüğü ve sonuçta da helikopterin düştüğü yönünde ilk haberler, bana gelen haberler öyleydi. Gerçekten hani bölgede terör var, doğrudur. Terörle mücadele ediyor, o da doğrudur. Ama bu bir kaza. Kaza. Evet, öyle anlaşılıyor. Evet. Allah'tan rahmet dileyeceğiz tabii. Yani. Amin. Biz de Allah'tan rahmet dileyelim şehitlerimize. Umarım yaralı askerlerimiz de den de kötü haber almayız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Gazeteciler Mustafa Yılmaz, Mustafa Deniz ve Mehmet Ali Kayacı ile sorularımızı yönelteceğiz. Arzu ederseniz moderatör hakkını kullanarak ilk soruyla başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyet diye tabir etti. Yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gelecek dönemde işte 2023'ü işaret ederek yer yoktur CHP'ye diye bir tabir kullandı. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Samimi düşüncemi söylerseniz, yani Erdoğan'ı hiç muhatap almak istemem. Nedeni de şu, ya Erdoğan bugüne kadar neler söyledi ve neler oldu bakıldığı zaman. Erdoğan'ın bütün dünyası Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl saldırırım, nasıl karalarım, efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl halkın gözünde küçük düşürürüm. Bütün amacı, bütün çabası bu. Ya ülkenin bu kadar sorunu var. Gerçekten. Esnafın sorunu var, çiftçinin sorunu var, emeklinin sorunu var, evlerde sorun var, işsizlik sorunu var. Yani Allah aşkına ya bir ülkeyi yöneten insan bu sorunlarla uğraşacağına neden CHP ile uğraşır? Ha neden? Ben ne yaptım? Mesela ben ne yaptım?
Erdoğan'la ilgili sadece işsizlik var dedim, hatırlattım. Ya tefecilere dünyanın parasını veriyorsunuz dedim, hatırlattım. Ben çiftçinin durumu iyi değildir dedim, hatırlattım. Esnafın durumu iyi değildir dedim, hatırlattım. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Eskiden derlerdi ki Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştirir. Yaptığım her hatırlatmanın sonunda nasıl çözülmesi gerektiğini de anlattım. Yani aksini söylemesin diye. Evet, bir esnaf bakanlığı kurulmalı dedim. Esnafın bir muhatabı olmalı dedim. Esnaflara dükkanı kapat diyorsan kira parasını vermen lazım. Efendim dükkanı kapat diyorsan orada insanlar var, çalışan insanlar var. Bunlara belli bir gelir vermen lazım, bir aylık vermen lazım. Bu insanların geçinmesi lazım. Pandemi var, evet dükkan kapatsın, evet ama sonunda sosyal devlet dediğiniz devletin bu insanlara yardım etmesi lazım. Hatta şunu bile söyledim. Yani yardımın başında yardım yaparken gerekirse Merkez Bankası'nda karşılıksız para da basın. Bunu da söyledim. Nitekim 56 küsür milyar lira para bastılar. Bu da dağıtıldı. Ama yani bakıldığı zaman verilen paranın verildiği yerler, esnaf memnun değil, çiftçi memnun değil. Bugün gittim Kadıköy'de dükkan kiralarını sordum. Dükkan kiraları 20 bin, 25 bin diyor. Verilen kaç lira? 750 lira veya evet. işte şey 500 lira. Belli bir yani büyük şey. 500-750 bin gibi evet. Planlamak. Yani Allah aşkına 20 bin lira kiranın olduğu yerde bu ne olacak? O da herkes yararlanamamış bundan zaten. Böyle bir sorun var. Geleceğin, Türkiye'nin geleceğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir dil olmayacak, yer almayacak diye yaptığı eleştirim. Türkiye'nin geleceğinde bizim olup olmayacağımıza bir kişi karar vermez. Bu karar veren halktır. Millettir yani. Şimdi milletin iradesini sen alıyorsun, ipotek altına alıyorsun. Diyorsun ki bu olmayacak. Sen kimsin olmayacak diyorsun. Kimsin sen? Sana bu yetkiyi kim verdi? Ha, kullandığımız üslup. Çok şükür kullandığım üslubun, kurduğum her cümlenin doğru olduğuna inanıyorum. Yürekten doğru olduğuna inanıyorum. Ha, benim eleştirilerim karşı tarafı rahatsız edebilir. Ben onu da biliyorum. Zaten rahatsız olsun diye söylüyorum. Yani esnaf bu kadar perişan haldeyken ben kalkıp ona da ya esnafın durumu çok iyi, elinize sağlık, yani gerçekten çok büyük hizmetler verdiniz dediğim zaman ben görevimi yapmış olur muyum? Peki o vatandaşın sorununu kim dile getirecek? Bugün Kadıköy'de bir kadın beni yakaladı giderken. Öyle yani şivesinden Doğu Güneydoğu'dan bir kadın olduğunu anladım. Başörtülü bir kadın. Çocuklarım var. Eşimden ayrı yaşıyorum. Allah aşkına ben kötü yola mı düşeyim? Bana iş. Ben yardım paketi istemiyorum diyor. Bana yardım paketi vermeyin. Yardım paketi bir gün veriyorsun, iki gün. Peki sonra ne olacak? Bana iş verin. Ben çalışmak istiyorum. Evime helal ekmek götürmek istiyorum. Şimdi bu kadın derdini bana anlatıyor. Bu kadını asıl dinlemesi gereken kim? Erdoğan. Erdoğan bu kadını dinliyor mu? Esnafı dinliyor mu? Çiftçiyi dinliyor mu? Bunların hiçbirisini dinlemiyor. Erdoğan gelir, 4000 kişilik, 3000 kişilik koruma ordusuyla gelir. Erdoğan halktan kopmuştur artık. Halkın arasında bir Erdoğan yoktur zaten. Olamaz da zaten. Eşyanın tabiatına aykırı. Siz 3000 kişilik bir koruma ordusuyla bir yere giderseniz ya vatandaş size nasıl ulaşacak? Vatandaş size derdini nasıl anlatacak? Hele bir de şikayet ederse kesinlikle ağzını kapatıp kadını ya tutuklarlar, ya içeri atarlar veya karakola götürürler. Böyle bir devlet yönetimi olmadı. Bakın bizde böyle bir devlet yönetimi olmadı. Yani geçmişte de başbakanlar vardı, cumhurbaşkanları vardı ama böyle bir tabloyla biz hiç karşılaşmadık. Şimdi ne yapacak? Kendisinin yaptığı bana göre kurallara uymayan, bana göre toplumun fakirleşmesine yol açan, bana göre işsizliğine yol açan, bana göre esnafın, çiftçinin mağdur edildiği bir ortamda onu dillendiren bir siyasi parti hazmedemiyor. Neden bunları söylüyorsun? Biraz bunun efendim bu kadar tartışma konusu olmasının nedenlerinden biri, Türkiye bir süredir HDP'nin kapatılmasını tartışıyor. Parti kapatmalar, evet, yeniden gündemde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda inceleme başlattı. Evet. Biraz bu çıkışın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir çıkış, bu çıkış yani biraz çılgınca bir soru olabilir ama ileride yani CHP ile ilgili bir kapatma davası gündeme gelebilir mi gibi bir endişeye neden oldu mu sizde ya da
biraz sosyal medyada ve bugünkü yorumlarda böyle imalar da söz konusu şimdi, oldu. Şimdi şöyle samimi düşüncemi ifade edeyim. Demokrasinin olmadığı tek adam rejimlerinde tek adam dediğimiz kişi eleştirilere tahammül edemez. Ve eleştiren kişileri veya kurumları tümüyle sahneden silmek ister. Bu diktatör yönetimlerinin bütün dünyada karşılaştığımız bir gerçeğidir. Dolayısıyla Türkiye'de de böyle bir gerçeğimiz var zaten. Tahammül edemiyor, kapatılmasını istiyor. Efendim işte eleştirilmesini istiyor, hapse atılmasını istiyor, tutuklanmasını istiyor, gözaltına alınmasını istiyor, şiddet uygulanmasını istiyor. Söyleyeyim, ben Çubuk'ta linç girişiminde bulunuldu. Ne oldu o insanlara? Birisi hapse mi atıldı? Hayır. Birisi tutuklandı mı? Hayır. Hepsi serbest, hepsi rahat. Aynı şey Erdoğan'a onda biri, hatta yüzde biri oranda yapılsaydı ne olurdu? Herhalde oradakilerin tamamı aylarca hapiste kalırlardı. Savcı asla iddianame düzenlemezdi. Böylece uzun süre içeride tutulurlardı. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Erdoğan hani HDP'yi kapatayım, işte CHP'yi kapatayım, diğer partileri kapatayım, ben tek başıma kalayım, işte ne güzel, kimse beni eleştirmiyor, dolayısıyla herkes beni alkışlıyor. Böyle bir tabloyu görmek istiyorum. Bu ruh hali iyi bir ruh hali değildir. Bu ruh hali Türkiye'yi felakete sürükler. Bakınız, demokrasilerde siz daha iyi biliyorsunuz, gazetecisiniz. Doğal olarak her türlü soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Normalde devleti yönetenlerin en sert eleştirilere tahammül etmeleri lazım ve sabırla dinlemeleri lazım. Bu insan niye eleştiriyor? Ha niye eleştiriyor beni? Eleştiri haklı mıdır, haksız mıdır? Ona da bakması lazım. Olur ya, belki biz bir haksız eleştiri yapmışız. Der ki sen bu eleştiri yaptın ama haksızsın. Sen yani işin gerçeği budur, doğrusu budur. Eleştiriye, en basit eleştiriye bile tahammül edemeyen bir kişinin devleti yönetme şansı, yani sağlıklı olarak devleti yönetme şansı yoktur. Ne üzerinden yapacak bütün eleştirileri? İşte CHP üzerinden. CHP'nin efendim bilmem 1940'larda bu yapmış, 30'larda bu yapmış. Ya benim doğmadığım yıllarda ne olmuş ya? Sen arkadaş, devleti yöneteceksen geleceğe bakacaksın. Geçmiş tamam, onu tarihçilerin işi. Sen geleceğe bakacaksın. Ben gelecekte Türkiye'yi nereye götüreceğim? Oraya bakacaksın. Ben ısrarla söylüyorum. Sen 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirdin. Hayır yapmadım demiyor mesela. Diyemiyorum. Çünkü dediği an rakamları önüne koyuyor. Sen 180 milyar dolar ya. 19 yılda 180 milyar dolar siz şey ödüyorsunuz, faiz ödüyorsunuz. Bir avuç tefeci ödüyorsunuz yani. Türkiye'yi bir anlamda teslim almış vaziyetteler. Kızdırdıkları zaman dolar yükseliyor. Biz hemen faizleri yükseltiyoruz, dolar düşüyor. İster faiz yükselsin, ister dolar yükselsin, onlar karlı. Biz karlı değiliz. İki atma, şey tahterevallinin iki tarafında da onlar var zaten. İster faiz düşsün, ister dolar yükselsin, ister dolar düşsün, faiz yükselsin. Onlar kazanır. Peki biz? Çiftçi kazanıyor mu? Hayır. Emekli kazanıyor mu? Hayır. Memur kazanıyor mu? Hayır. İşsiz var. Bakın, şu bir gerçek. Bir ülkeyi yöneten kişilerin ekonomideki başarısı yarattıkları istihdamla ölçülür. Eğer ekonomide başarılı bir politika izliyorsan işsizlik diye bir şey olmaz veya minimum olur. Çok düşük olur işsizlik. Yani bir sorun olmaktan çıkar. Siz 19 yıl memleketi yöneteceksiniz. 10 milyonu aşkın işsiz çıkacak. Sorumlu kim? CHP zihniyeti. Allah aşkına ya, ne yaptık biz? Sanki ben devleti yönetiyorum, beyefendi muhalefet. Beni eleştiriyor. Beni eleştirmene gerek yok, sen çık. Sen 10 milyon işsizi nasıl yarattın? Bu mucizeyi nasıl yaptın sen? Sen çık onu anlat millete. Benimle ne uğraşıyorsun? Ben doğruyu söylüyorum. Desin ki 10 milyon aşkın işsiz yok. Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Var. Ben demiyorum. Bütün iktisatçılar söylüyor zaten bunu.
Sayın Başkan, çok soru soruyorsunuz aslında hükümete. Evet. Sorduğunuz sorulardan rahatsızlık duydukları için mi bu kadar her açıklamada, her konuşmada CHP olarak konuşuyor Cumhurbaşkanımız? Kesinlikle bir tarafta öyle. HDP olarak da yani bir ilişkilendirme, seçim işbirliği üzerinden de bir takım söylemler de var sürekli kürsülerden ama özellikle de yani sokağın sesi olmaya çalıştığınız için mi yoksa sık sık soru sorduğunuz için mi bir rahatsızlık? Şimdi ikisi de var. Sokağın sesi olduğumuz için de var. Soru sorduğumuz için de var. Peki cevap alabiliyor musunuz? Hayır. Sorduğumuz sorular makul, mantıklı, sokaktaki vatandaşın aslında yakalasa soracağı sorulardır bunlar yani. Son 128 milyar doları sattılar. Kime sattın diyoruz. Eskiden satıyor muydu Merkez Bankası? Satıyordu. Nasıl satıyordu? İhale açıyordu. Bankalara diyordu. Ben 1 milyon dolar, 1 milyar dolar, 5 milyar dolar satmak istiyorum. Fiyat verin. Alıyordu fiyatı. Doları satıyordu. Kendi internet sitesine de koyuyordu. Şu tarihte şu kadar doları sattım. 2002'den ta günümüze kadar böyle. 128 milyar dolar. Tık yok. Tık yok. Merkez Bankası'nın internet sitesinde hiç yok. Kime sattığını kimse bilmiyor. Hangi kurdan sattığını kimse bilmiyor. E peki ben bu soruları soruyorum. Cevap ver arkadaş. Çünkü o 128 milyar onun şahsi parası değil. 83 milyonun parası. Hepimizin tasarrufu birikimi. E sen bu parayı götürüyorsun, veriyorsun. Ben adım gibi biliyorum. Bu parayı yurt dışındaki tefecilerin Türkiye'deki birikimlerini alıp yurt dışına götürmeleri için onlara tahsis edilen paradır. Bunu da söyledim. Şimdi cevap veriyor mu bize? Cevap vermiyor. Nasıl cevap veriyor? İşte CHP'nin bu tutumu, bu söylemi önümüzdeki süreçte olmayacaktır. Sanki beyefendiye bir de muhalefet, yeni bir muhalefet oluşturma görevi verilmiş sanki. İktidar da bana göre bir muhalefet olsun. Bir şey söylediği zaman alkışlayalım. Bravo. Ne kadar güzel söyledi. Yanlışı hiçbir zaman söylemeyelim. Soru sordum. Bakın sadece 128 milyar dolarla ilgili de sormadım. Bakın şehitlerimiz var. Ordumuzun. Hepimizin içi kan ağlıyor. Keşke Gari şehitlerimiz olmasa. Ordunun tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çektiler. Bir Türk lirası almadan, bakın, bir Türk lirası dahi almadan Katar ordusuna peşkeş çektiler. O fabrikadaki sırları ben bilmem. Orada çok önemli aletler üretiliyor. Siz bilmezsiniz, siz de bilmezsiniz ama Katar ordusu bilir. Niçin? Hangi gerekçeyle? 50 milyon dolar yatırım yapacaktı Katar oraya. Yapmadı. Yapmadı. Bir şey daha vereyim Katar ordusunda. Bakın o soruyu da sordum. Şimdi Dijitürk'ü satın aldı. Bir Katarlı iş adamı firma satın aldı. Olabilir. İhaleye çıkmışsınız. En yüksek parayı vermiş. Almış onu. Şey için maçları yayınlayacak. Güzel. Yani kimse de itiraz etmedi. Döviz yükseldi. Anlaşmayı imzalamış olmalarına rağmen biz parayı ödemiyoruz dediler. Ödemiyoruz dediler. Ne oldu? 90 milyon dolar indirdiler. 90 milyon dolar indirdiler. Artı doları da yanlış hatırlamıyorsam 5.50 üzerinden sabitlediler. Yani dolar 10 lira da olsa o 5.50 üzerinden işlem görecek. Yani hukuku bir tarafa atıyorsunuz. Hakkınızı bir tarafa atıyorsunuz. Bir firmaya 90 milyar milyon dolarlık kıyak geçiyorsunuz. Esnafa gelince efendim işte sana sadece 3 ay 750 lira vereceğim dükkan kirası olarak, bununla idare et. O da hepsine değil. Bazılarına vereceğim. Veya işte sana ayda 1000 lira vereceğim, 3 ay süreyle vereceğim. 3000 lirayla sen 12 ay krallar gibi yaşa. Ama ona 90 milyon dolar vereceğim. Bu soruya cevap gelmiş değil. Kim yaptı bunu? Kim söylüyor bunu? Önemli tespitler efendim. Yalnız şöyle de bir şey yok mu? Muhalefet bu söylemlerinden ziyade, bu önerilerinden, evet, bu sorularından ziyade
parti içi karışıklıklarla gündeme geliyor. İşte İYİ Parti'de Ümit Özdağ bugün yine harareti yükseldiği için evet. soruyorum. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce, istifalar, en son Teoman Sancar evet. istifası. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani muhalefetin de orada bir sorumluluğu yok mu? Yani eleştirdiğiniz iktidar açısından evet. baktığınızda orada bir ahenk görünüyor en azından evet. algısal olarak. Ama muhalefete baktığımızda daha çok istifalarıyla gündeme gelen, biraz onu açmak istiyorum. Burada ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Şöyle Mustafa Bey, şimdi bir ana eksen vardır. Demokrasi varsa her partinin içinde tartışmalar olur. Buna hiç itiraz et. Yani tartışma olmasın demek yanlış olur. Tartışma olur. Olmalıdır da. Her partinin bir merkez yönetimi var, bir parti meclisi var, genel idare kurulu diyor bazı partiler, onlar var. Dolayısıyla onlar kendi aralarında otururlar, tartışırlar. Biz de her hafta merkez yönetim kurulu toplandığı zaman Türkiye'nin en önemli sorunları neyse oturup tartışırız. Hepimiz görüş birliği içinde mi? Hayır. Bazı arkadaşlar farklı düşünebilirler. Buradaki sorun şu. Bazı arkadaşlar partinin dışında yer almak istiyorlar. Yani partinin izlediği politikayı beğenmeyebilirler ve partinin dışında yer almak, ayrı bir parti kurmak ve kendi düşüncelerini geniş kitlelere aktarmak isterler. Eğer demokrasi varsa ve biz de demokrasiye saygı duyuyorsak bunlara da saygı duyacağız. Yani ayrılır, kendisi ayrı bir parti kurar, yoluna devam eder. Burada üzerinde durulması gereken temel nokta şu. Ayrıldıktan sonra kitle gerçekten ona hak verecek mi, vermeyecek mi? İyi ki ayrıldın diyecek mi ve geniş kitleler onun arkasından gidecek mi, gitmeyecek mi? Dolayısıyla bu kararı veren kişilerin oturup iyi düşünmeleri lazım. Ayrıca şöyle de düşünmeleri lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloya bakmaları lazım. Bu tabloda Türkiye siyasal olarak iki ana eksene ayrılmış durumda. Bir tarafta demokrasi isteyenler var ki bunun içinde çok farklı görüşlerde olan insanlar var. Hepsinin ortak paydası demokrasi. Bir tarafta da otoriter rejimi isteyenler var. Dolayısıyla ayrı parti kurmak, ayrışmak, demokrasiden yanaysa bir sorunumuz yok. Demokrasiden yana otursunlar, kursunlar, ne yapıyorlar. Ama otoriter rejime destek çıkılıyorsa ve otoriter rejim bundan yararlanıyorsa o zaman burada sorunumuz var. Bu konudaki yorumu ben halka bırakıyorum. Kendim bir özel yorum yine yapmak istemem. Yine de bütün bunlara rağmen siyasetin güncel deyimi evet. Mehmet Ali'ye geçecek herhalde soru ama eve dön çağrısı yapar mısınız? Herkese yaparım. Çünkü 45 gün içerisinde yani, parti kuracağım. Bakın bizim ayrışma, bölünme gibi bir lüksümüzün olmaması lazım. Eğer biz gerçekten demokrasiyi savunuyorsak, gerçekten bu ülkede demokrasi olsun diyorsak, herkes düşüncelerini, herkes inancını, herkes kimliğini özgürce yaşamak istiyorsa ve biz buna destek veriyorsak niye ayrılıyoruz? Şimdi çok küçük ayrıntılarda kavga olabilir, tartışma da olabilir. Ya evde, her evde eşler tartışabilirler, çocuklar bir arada tartışabilirler. Bir yerde bir daire alacaksa aile bile gider bir daireyi görürler. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Çarşıdan bir pantolon alınacaksa, ceket alınacaksa, kravat alınacaksa, karı koca gitmişse en azından bir sorar. Bunu nasıldır, iyi midir? Yani bir görüş alır. Dolayısıyla her tartışma bir ayrılık getirmemeli. Tartışma doğrudur, olması gerekir. Akıl akıldan üstündür. Bizim görmediğimizi başka arkadaş görmüş olabilir. Ama her tartışma ayrılık getirirse o zaman tartışma dediğimiz şeyin anlamı kalmamış oluyor. Evet. Müsaadenizle geçecek ama bu konuya küçük bir ek yapmak istiyorum. Buyur. Özellikle bir kısım medyanın Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ayrışmalara olan bakışıyla örneğin seçim dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi süreleri arasında belli bir orantısızlık görünüyor. Çok kısaca ne düşünürsünüz o konuda diye sorayım ben. Şöyle az önce söyledim. Yani Türkiye eksen olarak ikiye bölündü diye. Bu bölünme sadece siyasi partilerde değil aslında. Medyada da ikiye bölünmüşlük görüyorum. Bir grup medya var. Otoriter yönetimi destekleyen medya. Bu medyaya çok özür dilerim ama ben bunlara besleme diyorum. Bunlar doğrudan doğruya kamu kuruluşlarının sağladığı büyük imkanlarla, büyük reklam
pastasıyla geçiniyorlar. O gazetelerin tirajlarının ne olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Ben bütçe görüşmelerinde şunu söyledim. Sayın Oktay'a dedim ki bakınız gazetelerin gerçek tirajları nedir? Bunu bağımsız bir denetim kuruluna denetletirin ve ona göre basın ilan kurumu reklam versin. Yani daha sonra ilan versin bunlara. Şimdi baktığınız zaman şöyle bir tablo var. Gazete var. Efendim 300 bin satıyor. Hikaye. 30 bin bile satmıyor. Ama 300 bin üzerinden para alıyor. Devleti açıkça soyuyor. Sayın Fuat Oktay'a dedim ki bunu denetle. Ben hala şeyi bırakmış değilim. Onu denetleyecek. Bir şekilde gerçek. Çünkü bu aynı zamanda basın ilan kurumunun da hazinenin kasasının soyulması anlamına geliyor. Medyanın da bu bağlamı. Bir de özgür medya dediğimiz medya var. Şimdi özgür medyada gerçekten finans açısından çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Düşünün kamu bankaları, kamu kuruluşları bunlara ilan vermiyor. Niye vermiyor? Ha niye vermiyor? Ha şu objektif bir ilke verirler mesela. Biz bu konuda şeye de gittik. Etik kuruluna da gittik. Dilekçe verdik. Bakarsın gazetenin tirajı vardır denetlersin. Tiraja göre dersin ki bunun tirajı 10 reklam veriyorum. Bunun tirajı 1 reklam veriyorum. Bununki 5 reklam veriyorum. Kimse itiraz etmez. Yani adalet dediğiniz kavramı burada da kullanmış olursunuz. Ama dediğim gibi siyaseten bir ayrışma var. İki ana eksen üzerinde. Medya üzerinde de bir ayrışma var. İki eksen üzerinde. Bu tablo görünüyor yani. Konu değişecek ama hem de süreyi değerlendirmek açısından biraz hızlı da geçmek isterim ama ilk konu açıldığında mesela Sayın Erdoğan'ın ismi geçti ama mesela sizin AK Partililere ya da seçmene ya da vatandaşa karşı böyle bir dava açma silsilesinde bulunuyor musunuz sizi hakaret edenlere? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakaretten ya da farklı dosyalardan 128 bin dava var ortada vatandaşlara şöyle, ilişkin olarak. Çok kısaca bir cevap almak isterim evet. Bu konu hakkında. Tabii hakaret edenler var. Tasvip etmiyorum yani. Sadece benim hangi siyasetçi, hangi insan olursa olsun insanlara hakaret etmek doğru değil. Düşüncemizi beğenmeyebilirsiniz. Çok sert şekilde eleştirebilirsiniz. Ama hakaret doğru değil. Hakaret olduğu zaman ben de dava açıyorum. Sonra arıyorlar benim avukatımı davadan vazgeçsin diye. Ben diyorum ki işte 3 tane fakir çocuğa burs verirsen davadan vazgeçeceğim. Yani 5 kuruşluk davaların farklı bir yansıması gibi. 5 paralık gibi. Davaları sadece Erdoğan'a açıyorum. Anladım. Sadece Erdoğan. Bir de Sabah gazetesi için açtım. Sabah gazetesine 1 liralık açmıştım. Kazandım o davayı. Onu bir güzel çerçeveledim. Odamda duruyor. Son bir davayı da 5 paralık açtım. Çünkü o gazetenin değerini 5 para bile etmediğini düşünüyorum. 5 paranın altında para yok ki. Yani 5 para dedik, hakim dedi ki ya ancak 5 kuruşluk olabilir. Yani para yok çünkü. Ya bunu şunun için soruyorum. İnsanların yani liderlerin insanlara yaklaşımı toplumdaki huzuru, hukuku, adaleti sağlayacak bir etken olması açısından önemsediğim için sual etmek istedim. Hemen diğer hususlara da geçmek açısından biraz toplum da belki değişecekse ben Muharrem İnce'ye cevap aldım. Doğru. Yeterli geldi. Evet. Ama orada yine sorular sorulması var. Sorulması gereken evet. Bir soru daha. Yani doğru. Sormazsak bizim de gazeteci tamam. Kimliğimiz tartışma konusu olur. Çok konuşulduğu için soruyorum. Çok ben de özel hayatla ilgili konular evet. Gazetecilerin de siyasetin evet. De gündemi olmaması lazım evet. Kişisel kanaatim ama burada oturmuşlar birbirlerine propaganda yapıyorlar demesin diye. Evet. Teoman Sancar istifası. Bu konuda çok konuşuldu. İstifasını sizin istediğiniz söylendi. Biraz onunla ilgili aydınlatır mısınız? Nedir hakikaten bu olay? Hayır, ne Teoman, var? Neden ist? Teoman Bey kendi özgür iradesiyle ayrıldı. Basına böyle yansıdı sizin yani istifasını. Benim hiçbir açıklamam olmadı. Diğer arkadaşların da bir açıklaması olmadı. Kendi özgür iradesiyle ayrıldı. Özel hayatın gizliliği esastır. Bir anayasal güvence altındadır. Kaldı ki yani kişilerin özel hayatını siyasette kullanmak tabii. Asla doğru değildir. Kendisi ayrıldı ve dolayısıyla ayrıca suç duyurusunda bulundu. Kendisine yönelik şantaj yapanlarla ilgili tutuklamalar var galiba bilmiyorum kaç kişi tutuklandı veya gözaltına alındı. Takip ediyor o da. Tamam. Evet. Bir araya girecektin. Ben devam edeyim. Devamı varsa. Ben çok bayağı bir geride kaldım yoksa konu değişecek. 9 yıl evvel ilk sizde yayın yaptığımızda siz yani birçok konuya değmiştik ama toplumsal uzlaşıya ihtiyaç olduğu evet. Konusunu değmiştik. CHP'nin ya da düşünce itibariyle kutuplaşan Türkiye'de bir tarafa bir ihtiyaç var diye konuşulmuştu. Siz
O gün söz niteliğinde biz bunu başaracağız demiştiniz. Bu konuda özellikle başörtüsü konusunda bir adım attınız. Evet. Çok teşekkür ederim eşinize, size, tabii, ailenize, tabii, ya da partinize. Bugün geldiğimiz noktada atmış olduğunuz adım, kutuplaşan bir Türkiye olarak ifade ediyorsunuz ama biz içeceğimiz bir kahvenin ne kadar önemli olacağını konuşabiliyoruz. İstanbul'da, evet, Sayın Kaftancıoğlu da AK Parti'nin yeni il başkanı atandı, evet, ya da göreve geldi. Onlar arasındaki diyaloğun bir yansıması var. Bunu bir de şu konudan ele almak istiyorum. Siz de grup toplantılarınızda Medine Sözleşmesi'ne atıfta bulunuyorsunuz. Türkiye'deki kimlik siyasetinin önüne geçebilecek, evet, bir nokta. Veda hutbesindeki bir hususa dikkat çekiyorsunuz. Hukuk diyorsanız bu var diyorsunuz. Veda hutbesi tarihçilerin de kabul ettiği ilk insan hakları beyannamesidir. Evet. Bu kadar değerlidir. Bir kahveyle Medine Sözleşmesi ve Veda Hutbesi'nin hepsini bir ortak payda da sormak istiyorum. Buradaki dokunmak istediğiniz husus nedir? Belki bu anlamda insan hakları eylem planına da geçiş yapmış oluruz. Net olarak biraz daha burayı açabilir misiniz? Şimdi AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı kahve içmeye davet ediyorum dediği zaman tabii doğal olarak biz gitmeyin, yani Erdoğan'ın tavrını izlemeyiz. Davet ediyorsa davete icabet edilir, gidilir, oturulur, konuşulur. Ama il başkanımız gittiği zaman, konuştuğu zaman Erdoğan şöyle bir suçlama yapmasın kendi il başkanına. Vay sen nasıl bir teröristle oturdun, kahve içtin diye. Çünkü onu bir anlamda terörist olarak tanımladı. O şekliyle suçladı. Asla doğru değil. Bir kişi, bir siyasi partinin lideri ağzından çıkan sözlere dikkat etmek zorundadır. Ona göre konuşmak zorundadır. Bir kimseyi suçla, mahkeme kararı olmadan bir kimseyi suçlamak asla doğru değildir. Kimin suçlu olup olmayacağına ben karar vermem. Siz de karar veremezsiniz. Bir başkası da veremez. Savcı iddianameyi hazırlar, gider mahkemeye, mahkeme oturur, o kararını verir. Ki o mahkemenin kararı yanlış da olabilir. Bir üst mahkeme var, silsile var. Yani birden fazla mahkemenin hiyerarşik olarak kurulmasının nedeni gerçek adaletin sağlanmasını aramak içindir. Ki biz en sonunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kabul ettik, anayasayı değiştirdik, oraya kadar gidebiliyor yani. Dolayısıyla ben bir yumuşamayı doğru bulurum. Artı gerçekten insan hakları çok önemli. Ben insan haklarının çok daha ötesinde. Ben Allah'ın yarattığı doğanın hakları vardır. Yani ağacın da hakkı vardır. Kurdun kuşun da hakkı vardır. Yani biz eğer gerçekten bu kainatın bilgesi isek, yani aklımızı kullanıyor isek, kainatın hakkını teslim etmek zorundayız. Suyun hakkını da teslim etmek zorundayız. Ağacın hakkını da teslim. Buna çevre diyoruz işte. Çevreyi korumak zorundayız. Özellikle gençler bu konuda bizden çok daha duyarlı. Bu bana umut veriyor Türkiye'nin geleceği açısından. Çevre konusunda bir ağacı koruyorlar, bir efendim hayvanı koruyorlar, bir başka şeyi koruyorlar. Bugün söylediler. İzmir depreminde küçük kız çocuğunu kurtarırlarken köpeğimi de kurtarır mısınız diyor. Yani evde anlaşıldığı kadar bir hayvan besliyorlar. Çocuğun o canlıya, o hayvana duyduğu özlem var. Onu da kurtarın diyor. Beni kurtarıyor, onu da kurtarın diye. Dolayısıyla biz bu kainatın hakkını, hukukunu korumak zorunda. Ben böyle bakıyorum. Yani bu çerçevede baktığımız zaman aslında belli konularda birleşmemiz lazım. İnsan hakları gibi, diğer haklar gibi, doğanın hakkı gibi. Biz nitekim bizde genel başkan yardımcısı doğa hakları genel başkan yardımcısıdır. İnsan hakları değil, doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak onun tüzükteki görevi de aynı şekilde. Dolayısıyla biz adaleti eğer tesis edeceksek bu çerçevede biz tabiata da insana da bakmalıyız. Bu çerçevede baktığımız zaman bana göre İnsani ilişkilerimizde çok daha nitelikli bir düzeyi yakalamış oluruz. En büyük arzum da bu. Barış, evet barış. Evet ama tartışma, evet tartışma. Uygarca oturup tartışacaksın. Siz bana soru sormasanız, ben cevap vermesem bu programın ne anlamı olacak o zaman? Şimdi... İl başkanlarınız üzerinden başlayan bu kahve muhabbetine, diyaloğuna atfen soruyorum efendim. Siz de Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kahve davetinde bulunur musunuz? Oradan bir kahve daveti gelirse icabet eder misiniz diye segmente taşıyalım. Ne dersiniz? Şimdi böyle bir davet geleceğini hiç düşünmüyorum.
samimi bir düşünce. 19 Mayıs fotoğrafı mesela önemliydi. Efendim? 19 Mayıs fotoğrafı önemliydi geçmişte. Şöyle 19 şey Mayıs'ta tabii. 19 Mayıs bizim tarihimize de önemli bir yer. Samsun'a 100. yılı Samsun'a gidildi. Biz de gittik oraya zaten. Dolayısıyla bir fotoğraf çekelim dediler. Yani bizim açımızdan bir sakınca yok. Yani sonuçta hepimiz bu ülkenin insanıyız. Ve hepimiz bu ülkenin insanları için çalışıyoruz. Kendi ülkemizin çıkarları her şeyden önemli. Ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz. Öyle bir fotoğraf var, doğru. Ama fotoğrafa yani bizim yapacağımız herhalde... Hayır, kahve açısından soruyorum efendim. Evet. Siz davet kahve beklemiyorsunuz açısından. Ama davet eder misiniz Sayın Başkan? Yani siz davet eder misiniz kahve içmeye Cumhurbaşkanımız? Yok, hayır. Peki. Hayır. Burada oraya geçmeden ben bir konuya daha değinmek isterim. Kayacı'nın söylemiş olduğu, sormuş olduğu soru, söylemleriniz, ifadeleriniz birçok kesim insan tarafından da beğeniyle karşılanıyor aslında. Son zamanlarda yakın tarihte Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu keşke öyle söylese de ben öyle söylüyorum. Sizin için ilkelerinden vazgeçti gibi, yani başka bir partisini temsil etmiyor gibi söylemlerde bulundu. Zaman zaman şimdi Muharrem İnce'den de buna benzer çıkışlar duyduk, gördük. Peki sizin bu açılımınız, söylemleriniz, ifadeleriniz parti tabanında nasıl karşılık buluyor? Gayet güzel karşılık buluyor. Biz halkın partisi değil mi? Halk partisi diyor. Halkın partisi. Halkın katmanları vardı yani. Çiftçisi vardır, esnafı vardır, emeklisi vardır, işsizi vardır, sanayicisi vardır, ressamı vardır, müzisyeni vardır. Halkın partisiyiz. Bir kitle partisiyiz biz. Dolayısıyla herkese kucağınızı açmadıktan sonra siz niye halk partisi dendi ki size? Halkın partisiyiz. Halkın partisi olmak zorundayız. Halkın partisi olmak demek halkın sorunlarına kulak kapatmak demek değil. Herkesin sorunlarını dinleyeceksiniz. Herkesin sorunlarıyla oturup dertleşeceksiniz. Çözmek için formül bulacaksınız. Şöyle çözülür, böyle çözülür. Ha ben bilmeyebilirim, giderim o işin uzmanına sorarım. Ya arkadaş böyle bir dert var, biz bunu nasıl çözeceğiz der. Bunları söyleriz. Yani dolayısıyla dar bir çerçeveden dünyaya baktığınız andan itibaren kendinizi halkın partisi olarak tanımlayamazsınız. O çerçevenin halkın her kesimini kucaklayan şekilde olması lazım. O çerçevede olması lazım. Her kesimini. Ben giderim, ayakkabı boyacısıyla da otururum, çayımı kahvemi içerim. Sanayiciyle de oturur, çayımı kahvemi içerim. Hamalla da oturur, çayımı kahvemi içerim. Çobanla da oturur, kahvemi içerim. Efendim, bir yazarla, çizerle, ressamla da, sinemacıyla da otururum, çayımı kahvemi içerim. Dolayısıyla halktan kopuk bir insan değilim. Halkın kendisiyim aslında. Aile yaşamım da öyle. Geldiğim aile de öyle zaten. Yani öyle hani... Bazen vardır, insanlar aristokrat ailelerden gelirler de halkla çok rahat diyalog kuramazlar. Öyle bir aileden de gelmiyorum yani. Bildiğiniz normal bir Anadolu ailesi yani. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam da okuma yazma bilmez. Çünkü o yıllarda kız çocuklarını okula göndermiyorlar. İşte yani 7 kardeşten üniversiteye giden de sadece benim. Diğer kardeşlerimin her birisi bir yerlerde. İşte emekli oldu, şurada burada çalıştılar vesaire. Dolayısıyla siz halkın sorunlarına eğilir, halkın sorunlarının nasıl çözüleceğine inanırsanız ve önerirseniz, sağlıklı çözümler getirirseniz halka güven verirsiniz. Biz bazen şu soruluyor bize, efendim niye CHP bugüne kadar iktidar olmadı? Kabahat vatandaşta değil ki, yani iktidar olmadıysa kabahat bizde. Şimdi ben vatandaşa nasıl diyebilirim? Vay bana nasıl oy vermedin diye. Kabahat bizde. Yani sen vatandaşın ayağına gittin, oturdun, çayını kahveni içtin de sana oy mu vermedi? Gidersin, oturursun, konuşursun, dert dinlersin. Bir de şu var, bu da çok önemli. Şimdi her toplumun, her ailenin, her bireyin, her sosyal çevrenin kendine göre değerleri vardır. Ve o değerlere her siyasetçinin saygı göstermesi lazım. Bizim de saygı göstermemiz lazım. Değerler çok önemlidir. Geleneklerle birleşiyor zaten değerler bakıldığı zaman. Dolayısıyla onlara da saygı göstermemiz lazım. O çerçevede yol alırsanız, o çerçevede yürürseniz, o çerçevede halkla oturur, konuşur, muhatap olursanız halk da bir süre sonra size güvenecektir. Yani diyecektir, ya bir de bunları deneyelim, bakalım bunlar ne yapacaktır diye. Bir de şu var, ya onu da gerçekten söylemek isterim. Şimdi siyaseti bugüne kadar büyük ölçüde
siyasetçiler bir zenginleşme aracı olarak görmüşlerdir. Belli yerlere gelenler kısa sürede köşeyi dönmüşler. Yani devletin hazinesini bizim ya da sizlerin ya da tarihin söyledi Beytülmal'e el uzatmışlar. Yani buradan haksız yere pek çok kazançlar elde etmişlerdir. Siyasete giren birisinin aslında normalde zenginleşme şansı yoktur yani. Olamaz yani. Kendi hayatımdan biliyorum. Ne kazandıysak alnımızın teriyle kazandık ve ben 2002'de milletvekili oldum. 2002'de ilk yaptığım işlerden birisi kendi mal varlığımı eşimin yüzüğüne kadar yazdım, internet sitesine koydum. Benim mal varlığım budur. Hepsi çünkü alnımın teriyle kazanmış şeyler. Koydum oraya. Ki ben Erdoğan'ın aldığı, kamuda çalışırken aldığı aylığın 2000 aylık alan kişiydim ben. Yani dolayısıyla hani bugün baktığınız zaman öyle büyük mal varlıkları şuyu falan olan birisi değilim. Mütevazi bir dairede oturuyorum. Bana da yetiyor, eşime de yetiyor. Çocuklar okudular, elleri ekmek tutuyor. Onlar da kendi kendilerine göre bir şeyler yapıp geçiniyorlar. Ya dünya malına tamah etmek kadar garip bir şey olabilir mi ya? Ben bunu anlamıyorum. Geçen apartman görevlileriyle konuşurken de söyledim. Ya 1 milyon doların olsa ne olur? Farz edelim ki benim 1 milyon dolarım var veya 10 milyon dolarım var. Ne yapacağım ben bu parayı? Ha ne yapacağım ben? Ya yediğim yemek belli. Sabah yaptığım kahvaltı belli. Giydiğim elbise belli. Ya ne yapacağım ben bu parayı? Dolayısıyla siyaset zenginleşme aracı değildir. Ama o oradan çekilmesi lazım ve kurtulması lazım. Siyasetin temiz olması lazım. Sayın Davutoğlu başbakanken siyasi etik kanunu çıkaracağız demişti. Evet. Biz daha önce siyasi ahlak kanunu vermiştik meclise. Bu kanunun çıkması lazım. Yani siyasetçinin ahlakta olması lazım. Halkına hesap vermesi lazım. Siyasetçi halkın parasını kullanıyorsa parayı nereye harcayacağını söyleyecek. Ben bizim bütün belediye başkanlarına şunu söyledim. 7 maddelik bir çağrım oldu. O maddelerden birisi şu. Dedim ki kullandığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksin. İhale mi yapıyorsun? Güzel. İhaleyi şuradan yaptım. Şu kadar yaptım. Şimdi Facebook üzerinden yayınlanıyor ihaleler. Canlı olarak yayınlanıyor. Herkes de görüyor. Dolayısıyla yeni bir siyaset anlayışını inşallah Türkiye'de yerleştireceğiz. Siyaset kanunu zamanı ilçe başkanı dahi bulamayız diye bir söylem de vardı. Onu da hatırlatayım. Ama efendim yani gazeteci olarak siyasi ahlak yasası ne Sayın Davutoğlu seslendirdiğinde medyaya yansıyan bilgi eğer ne kadar doğru bilmiyorum çünkü şifahen böyle bir şey söylenmedi ama medyaya ya sen bunları çıkarırsan biz ilçe başkanı bulamayız diye Erdoğan'ın söylediği kurulu bir cümle olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz hafta oradan şey yaparak diyorum. Evet. Yani tabii iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar. Buna ilişkin bir yani siz de ifade ettiniz efendim. Yani sonuçta iktidar olunmadı. Bugün de Ümit Özdağ'ın takip edebildiğiniz mi bilmiyorum. İyi Parti'den evet. Ardından Ümit Özdağ'ın bir takım çıkışları oldu. İşte orada çantalardan bahsetti falan. Onu takip edebildiniz mi? Yok hayır. O iddialarla ilgili hayır. Bir kanaatiniz var hayır. Mı diye sorayım dedim. Bir de bu konunun dışında sormak istiyorum tabii. Hakikaten ilginç kavramlar da kullanıyorsunuz. Helalleşmeden bahsediyorsunuz. Öyle. Hak gelince batılın zahil olmasından bahsediyorsunuz. Net olarak sormak istiyorum. Bu samimi bir çabanız mı? Yoksa iktidara gelmek için konjonktürel bir strateji mi? Buna nasıl ikna edeceksiniz bu toplumu? O konuda yorumunuzu almak isterim. Ben daha açarak söyleyeyim efendim. Evet. Bir kesim sizin tabanınızı sizi Atatürk'ün çizgisinden çıkmakla suçlarken evet. Bu kavramı kullandığınız evet. için bir kesim de size muhalif olan özellikle de iktidar kanadı bunu tabii teşvik evet. ediyor, tabii. köpürtüyor. Diyor ki hayır bu samimi bir çaba değil, bu konjonktürel bir strateji evet. Diye değerlendiriyor. Şöyle, ben samimi bir insanım. İnanmadığım şeyi söylemem. Niye söyleyeyim?
davranışlarımda da, söylemlerimde de samimi olmaya özen gösteriyorum. Zaten samimiyim. Ne söyleyebilirim ben? Bir kutuplaşma var mı? Evet, bir kutuplaşma vardı. Geçmişte o var mı? Evet, geçmişte de vardı. Peki biz geçmişteki kutuplaşmayı sürdürecek miyiz? Yoksa biz onu gerçekten helalleşip, ya arkadaş helalleşelim burada artık ya. Biz yolumuza bakalım. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz mu diyeceğiz. Ben ikinci yolu tercih ediyorum. Niye kavga ediyoruz? Niye kavga? Kavganın bir amacı olsa ben diyeceğim ki ya bu kavgayı yapıyoruz ama Türkiye hızla büyüyecek. Tam tersi oluyor. Hatırlarsınız sizler de. Eskiden işte sağcı solcu birbirlerini öldürdüler, hapishanelerde tanıştılar ki ya biz bunlara vatan aynı diyorduk, tam da bunlar da vatansevermiş, onlar bunlara vatan aynı diyor, onlar da vatansevermiş, hapishanede tanıştılar bunlar. Emperyal güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunların farkına varmamız lazım ve bizim kendimizi yönetirken saygı içinde, sağlıklı tartışarak, tartışmadan ders çıkararak bir şekliyle kendimizi yönetmemiz lazım. Sizin A Partisi'nin ekonomiye bakışı farklıdır, B Partisi'nin ekonomiye bakışı farklıdır. Benim efendim eğitime bakışım farklı olabilir, öbürünün eğitime farklı olabilir. Ama bir ortak payda, siyaset kurumu bir ortak payda yaratmak zorundadır. Nedir o? Demokrasi. Demokrasi konusunda bir ortak payda yaratmak zorundayız. Başka vatan sevgisi, başka bayrak sevgisi, başka insana saygı, başka ahlaklı olma, başka adaletli olma, başka vicdanlı olma. Bu konularda hangi parti olursa olsun bir asgari paydayı oluşturmak zorundayız. Ha onun üzerine deriz ki efendim ben İstanbul'a yürüyerek gideceğim, öbürü diyecek ben uçakta gideceğim, öbürü diyecek ben minibüste gideceğim, öbürü bilmem neyle gideceğim. Ha o halka götürecek. Halk onlardan kimi seçiyorsa başımızın üstünde gelip yönetecek. Ama devlet olmayacak. Devlet bakidir. Devlet olmayacak, bu devleti yönetecek. Çünkü halk ona yetkiyi 5 yıl süreyle veriyor. 5 yıl gel memleketi yönet, sonra bir daha seçim için gel önüme. Bakayım iyi yönetiyor musun, kötü mü yönetiyor? Ona göre tekrar oyumu vereceğim. Yani siyasi partiler devlet olmak için iktidar olmazlar. Devleti yönetmek üzere iktidar olarak. Devletin dini nedir? Hazreti Ali söylemiş, devletin dini adalettir. Adalet vermeyen bir devlet devlet olur mu? Hayır. Devletin dini adaletse, adalet benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Ben bazen adaletsizliğe uğrayan kişilerin haklarını savunurum. Hemen beni suçlarlar. Bazen FETÖ'cü diye suçlarlar, bazen PKK'lı diye suçlarlar. Ama bir kişi mağdursa ve o mağduriyet o kişinin yeri geldiğinde hayatına mal oluyorsa ben nasıl onun hakkını savunmayacağım o zaman? O zaman ben niye siyaset yapıyorum? Bir örnek olay anlatayım size. 15 Temmuz'dan hemen sonra bir kadın öğretmeni gözaltına alıyorlar FETÖ'cü diye. Olabilir de yani bilmiyoruz tabii. Ama yeni doğum yapmış bir kadın. Karakolda gözaltındayken biz dedik ki o çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. O çocuğu mutlaka annesi almalı ve emzirmeli. Hemen bay efendim sen FETÖ'cüleri savundun. Ya kardeşim ben FETÖ'cüleri değil. O çocuğun masumu. O çocuğun hakkını savundum ya. Bu çocuk anne sütüne muhtaç. Götürüp anneye teslim edeceksin. Anne bu çocuğu emzirecek. Ya işteyse günde 3 sefer 4 sefer emzirirsin gene çocuğu verirsin öbür tarafa. Ama bu çocuğun da bir hakkı var. Kıyameti kopardık, sonunda çocuğu teslim ettiler anneye. Şimdi biz FETÖ'cü mü olduk? Allah aşkına yani. Şimdi hak dediğiniz bir kavram var. Sadece ben kendi hakkımı savundup da sizin hakkınızı savunmazsam o zaman ben samimi değilim ki. Benim samimiyetim nasıl ölçülür? Benimle karşıt olan ya da benim karşıtta olan bir kişinin de hakkını ben savunduğum zaman o zaman ben samimi olmuş olurum. Tam, benim samimiyetimi de öyle test etsinler. Tam bu hak noktasında insan hakları eylem planına geçeceğiz ama reklamlardan sonra geçmeden çok özür dilerim. Helalleşme kısmı çok önemli bir konu. Yani helalleşmeyi sorduğunuz zaman yani reklamdan sonra da belki devam edilebilir belki ama buradaki maksat, hani örneklendirme yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu belki de sosyoloji alanından ele almak lazım.
toplumun bir korkusu var. CHP kanadının korkusu var, AK Parti kanadının korkusu var. Gönül istiyor ki bu tabanlar ve liderler bir araya gelsinler, birlikte yaşadıklarını idrak edebilsinler. Bir kesim diyor ki bu 20 yıllık süreç, belki de CHP denilen sürecin evet. yansıması, diğer tarafında başka bir ifadesi. Bir kesim diyor ki bunlar olursa bize namaz kıldırmayacak diyor. Diğer kesim de diyor ki bunlar olursa bize içkimizi içtirmeyecek diyor. Bunu söyleyerek bir taraf Müslümandır bir taraf değildir demiyorum. Evet, değil mi? Ama evet. oluşturmak istenen algı bu. Sizin de demek istediğiniz, benim anladığım şey şu. Biz kim ne yaparsa yapsın birlikte yaşıyoruz. Bunu yaşadığımızı idrak etmek açısından helalleşmek istiyoruz mu diyorsunuz? Evet. Doğru algılıyor. Aynen. Peki, teşekkür ederim. Aynen. Öyle olması lazım. Aksi halde huzur olmaz. Ya memlekette bereket olmaz. Yani olması için ne olmadı? İbadetini yapacağım başımın üstüne. Bakın benim CHP'li belediyelere verdiğim bir talimat daha var. Bulunduğunuz yerde, beldede bütün ibadethaneleri tertemiz yapacaksınız. Oraya belli aralıklarla gidilir, tertemiz yapılır. Camidir, kilisedir, havradır, efendim başka bir şeydir, neyse cemevidir. Bütün bunların hepsi belediyeler giderler, tertemiz yaparlar. İnsanlar güzel bir yerde ibadet yapar. Yanlış mı? Yanlış değil, doğru. Bu belediyenin görevi ne? Belediyenin görevlerinden birisi de vatandaşın temiz bir yerde, güzel bir yerde ibadet yapması demek değil midir? Evet, onu sağlamak zorunda. Samimiyetimiz buradan ölçülmeli. Bizim samimiyetimiz. Biz bu, samimi miyiz, değil miyiz? Buradan parti ölçülmeli. Tabanınız da destekliyor mu Sayın Başkan? Efendim? Parti tabanınız da destekliyor kesinlikle. Bakın, parti tabanında en ufak bir endişe olmaz. En ufak bir endişe olmaz. Reklamlara gideceğiz. Bereket olmaz dediniz Sayın Kılıçdaroğlu. Bu kutuplaşma ve gerginlik ortamında ekonomik krizle beraber de geldi aslında. Ekonomik krizle beraberinde geldi. Hemen ardından da reformlar ve insan hakları eylem planı açıklamak durumunda kalıyoruz ekonomik krizle ilgili. Anlaşılan bereket sorunu net bir şekilde görünüyor. Reklamlardan sonra bu konuyla devam edeceğiz. Evet, liderler turu devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sorularımızı yanıtlıyor. Tabii Bitlis-Tatvan'daki helikopter kazasıyla ilgili son dakika gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Maalesef şehit sayımız 11'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına sabır dileyelim, ülkeye geçmiş olsun diyelim. Evet, devam edelim. En son sanırım insan hakları eylem planına geçişte kalmıştık. Genel bir soruyla ben başlayayım isterseniz. Nasıl buldunuz insan hakları eylem planını? Bugün ve dün de aslında değerlendirmeleriniz oldu. Yani 19 yıllık bir iktidarın insan hakları eylem planı açıklamasıyla ilgili değerlendirmeniz oldu. Genel çerçeveyi çizmenizi istiyorum. Tabii. Sayın Erdoğan'ın bir ifadesi var. Biz reform yaparak yeniliklere açığız. İşte görüyorsunuz muhalefet yok. Biz yapıyoruz, reformları yapmak zorunda kalıyoruz da dedi. Reform yapacak olan muhalefet değil ki. Muhalefet reform ihtiyacını dile getirir. Reformu gerçekleştirecek olan ise parlamentodur. Ama Erdoğan kendisini de parlamentonun üstünde ve parlamentodaki gölgesini oraya yansıtarak zaten ben söylersem orası kabul eder diyor. Yani kuvvetler ayrılığına inanmıyor. Dolayısıyla reformu da yapan biziz demesi aslında bir anlamda parlamento benim emrimden çıkmaz. Zaten ben ne dersem onlar onu yapacak, oraysa biz yapacağız. Reformu dile getiren, yargı bağımsızlığını dile getiren kim? Biziz. Bakın bizim 97. kurultayımızda, 97. yılımız dolayısıyla yaptığımız kurultayda 13 madde 2. yüzyıla çağrı beyannamesi açıkladık. Oludan bir onlardan birisi demokrasi ve yargı bağımsızlığıdır. Bu bizim olmazsa birinci maddesi, olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Yargı bağımsızlığının olmadığı yerde hangi insan haklarından söz edeceksiniz? Ben haksızlığa uğradım veya siz uğradınız. Nereye başvuracağız? Bütün dünyada gidersiniz, mahkemeye başvurursunuz. Yani hakimden adalet istersiniz. Hakimi ben tayin ediyorsam ve benimle ilgili bir dava o hakime düşmüşse ve bir mağdur gelmişse, hakim beni mi dinler, mağduru mu dinler? Beni dinleyecek çünkü bana borçlu, ben oraya atadım. Benim dediğimi yapması ertesi gün o görevden alır, başka bir yere atarım o hakimi. Bu yapılıyor mu? Yapılıyor. Hangi reform? Şimdi 19. yılın sonunda bir siyasi iktidar, ben insan hakları eylem planı açıklıyorum diyorsa,
Demek ki bu ülkede 19 yıldır insan hakları yok. Yeni açıklıyorum ve bunları yapacağım diyor. Niye bugüne kadar yapmadın? Kaldı ki ben, bu bizim anayasamız. Bu anayasada var zaten çoğu. Basın özgürdür, hürdür. Yazar, basın hürdür. Sansür edilemez. Ya bu ülkede bakan istifa etti. Ya 48 saat televizyonlar korkudan vermediler. Kimdi iktidarda? CHP mi vardı iktidarda? Bunlar yok muydu? E bunlar iktidardaydı. E bu anayasada var mı? Var. Peki nasıl oluyor da uygulanmıyor? Mevcut anayasayı uygulamayan bir insan bunları nasıl uygulayacak? Benim şahsi kanaatimi sorarsanız Avrupa Birliği'ne, Biden'a mesaj veriyor. Bak biz bunları yapacağız. Siz de bizim üstümüze fazla gelmeyin. E yap kardeşim. Bakın ben Sayın Davutoğlu başbakanken ve Sayın Binali Yıldırım başbakanken kendilerine söyledim. Beni ziyarete geldiklerinde. Dedim ki kendi ülkemizde demokrasiye gelin. Bütün standartları hayata geçirelim. Avrupa Birliği fasıl açacakmış. Ya niye fasıl açsın? Niye Avrupa Birliği'nden talimat alalım? Biz oturalım tamamını yapalım. Dönüp Avrupa Birliği'ne diyelim ki ne demokrasiden söz ediyorsun kardeşim? Zaten biz hepsini yaptık. Diyelim. Ama yapmadılar. Şimdi insan hakları eylem çağrısı, eylem bildirisi açıklanıyor. Yok yani arkası boşa. Şöyle bir siyasi iktidar ya da bir kişi, tepedeki bir kişinin söylemleriyle dolayısıyla güven kaybetmişse toplumun o ne derse desin toplumun ona güveni artık yoktur. Geldiğimiz nokta budur yani. Toplumun kimse kusura bakmasın Erdoğan'a güveni yoktur yani. İçeriye yönelik bir ihtiyaçtan ziyade dışarıya yönelik bir mesaj olarak gördüğünüzü anladım. Doğru. Öyle. Daha net ifadesiyle öyle. Biraz demokrasi açığının giderek bütçe açığının daha fazla etkilediği dikkate alındığında yani ekonomik açı. Onu söylediniz yani Biden'a, Avrupa Birliği'ne ama şöyle yorumlar da var. Dışarıdan para akışını sağlamak için bir sıcak mesaj olarak öyle. Değerlendiriyoruz. Hatta bu eylem planı hazırlansın diye Avrupa Birliği'nden fon para alındı. Yani bunu hazırlamak için para mı alınır Allah aşkına ya? Bu dediğinizin büyük bir kısmı zaten bu anayasada yazılı. Temel haklar ve özgürlükler bölümüne bakalım. Hepsi burada yazılı yani. Kanun önünde eşitlik var. Anayasanın bağlayıcılığı, üstünlüğü var. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği var. Efendim yabancıların durumu var. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı var. Zorla çalıştırma yasağı var. Kişi hürriyeti ve güvenliği var. Özel hayatın gizliliği var. Konut dokunulmazlığı var. Efendim düşünce ve kanaati ifade özgürlüğü var. Basınla ilgili, bilim, sanatla ilgili, din ve vicdan hürriyetiyle, haberleşme hürriyeti, hepsi var. Yani sanki biz bunu bilmiyoruz. Biz bunları yapacağız diyor. Beyefendi şimdiye kadar niye yapmadınız? Siz yapmadığınızda biz engel mi olduk? Hayır. Biz engel olmadık. Bakın demokrasi konusunda, insan hakları konusunda getirilen bütün düzenlemeler, iktidar tarafından gelen bütün düzenlemeler parlamentodan oy birliğiyle çıkmıştır. Derler ya bu parlamentoda hep tartışma oluyor. Hayır efendim. Avrupa Birliği ile uyum süreci içinde gelen bütün kanunlar oy birliğiyle çıkmıştır. Biz kendi ülkemizi seviyoruz. 1000 küsur maddelik Türk Ticaret Kanunu bir haftada geçti meclisten. Biz isteseydik, engellemek isteseydik 6 yılda çıkmazdı, 10 yılda çıkmazdı. Ama hayır, bu ülkenin ihtiyacı var. Bu ülkenin sanayicisi, tüccarı, esnafı o kanunu bekliyor. Avrupa Birliği ile uyum içinde olacak deniyor. Hay hay yaparız. Bizim de önerilerimiz oldu. Getirdik hocaları, dinlettik onlara. Dedik bak böyle diyorlar, burada aksaklıklar var. Onlar da dinlediler. Ya evet dediler, biz bunu atlamışız. Onlar da düzeltildi. Yani biz bu Türkiye'nin hayrına gelen şeye, madde kanunlara bizim engel olma gibi bir şeyimiz yok, çabamız yok. Tam tersine gelirse biz geçiririz, hiçbir tereddütümüz yok. Sayın Başkan, şimdi AB Liderler Zirvesi daha öncesinde zaten insan hakları
başlığı adı altında yaptırım çağrıları da vardı. Liderler evet. zirvesine kaldı bu ayın devamında. Bir de ABD Kongresi'nden 183 delegenin yazmış olduğu mektup yine insan evet. hakları adı altında. Evet. Sizin düşünceniz bunun içe değil dışa yönelik olduğu. Öyle. Yönelik oldu. Öyle. Şimdi içeride de Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün açıklamaları vardı. Bu hukuki maddeden ziyade iyi niyet belgesi olarak. Bir de bu maddelerin 11 ilke 9 amacın tam anlamıyla faal hale getirilme sürecinin 2 yıl gibi bir zaman diliminden bahsediliyor. İçeride bu ihlal edilen noktaların düzeltilmesi mi ön plana alınıyor yoksa bir seçim yatırımı mı söz konusu? Çünkü o ilkeler içerisinde seçim sistemi mevzuat da yer almıştı. Şimdi Adalet Bakanı'na saygı duyuyorum. Kabine içinde bir saygınlığı var. Parlamentoda da bir saygınlığı var. Kabul ederim. Yani hani eğri eğri doğruya doğru. Fakat olay Adalet Bakanı'nın yapacağı ya da çözeceği bir olay olmaktan çoktan çıkmış. Bakanlar var. Bir de bakanlar dışında bakan yardımcıları var. Bakan yardımcıları fiilen parti komiseri pozisyonunda. Yöneten, bakanlığı yöneten saraydan aldığı talimatla doğrudan doğruya oradaki parti komiseri görevini üstlenen bakan yardımcısı. Bakan çok iyi niyetlerle adalet reformu da yapmak istediler. Adalet reformu ile ilgili adaletin temel ilkeleri ile ilgili olağanüstü güzel bir metin hazırlandı ve okundu. Ama tek kırıntısı bile uygulanmıyor. Bakın kırıntısı bile uygulanmıyor. Şimdi oturup düşünelim. Deniyor ki bir hakim veya bir savcı seçime girdiği zaman olabilir, onun da hakkıdır. Milletvekili seçimine girer. Ama kazanamazsa mesleğe dönemez diyor. Neden? Dönerse herkes onun partili olduğunu bilir ve dolayısıyla o tarafsızlığını kaybeder. Güzel. Ama tam tersi yapılıyor. AK Parti'nin il başkanı veya ilçe başkanı avukat veya parti yönetiminde görev almış veya milletvekili seçimine girmiş, kazanamamış. Onu şimdi getiriyorsunuz, hakim ya da savcı yapıyorsunuz. Kanunu arkadan dolanıyorsunuz. Peki bu adalet midir? Veya Yargıtay'da bir sürü hakim var ve çok değerli insanlar olabilir. Herkesin bir görüşü var. Ben her görüşe saygı gösteririm. Yeter ki vicdani kanaatine göre karar versin. Hayatı boyunca Yargıtay'da bir kanunun altına, bir kararın altına imza atmamış bir kişiyi hülle yoluyla getiriyorsunuz, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiyorsunuz. Hangi adalet reformu? Hangi insan hakları? Yargıtay'daki o kadar insanın hakkını yemiyor musunuz? Hukukunu yemiyor musunuz? Oradaki insanlar yıllarını verdiler, kararlar yazdılar, gerekçeler yazdılar. Ama siz üyeliğe atıyorsunuz. Bir kararın altında dahi imzası yok. Yıldırım hızıyla getiriyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne üye yapıyorsunuz. Veya Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Uygulayacak alt mahkeme. Yine bu anayasa diyor ki sadece diyor mahkemeleri değil devletin organlarını, idare makamlarını herkesi bağlar diyor. Ama alttaki mahkeme diyor ki ben senin kararına uymuyorum. Uymuyorum diyen kişinin ne olması lazım? Hakimlik mesleğinden ayrılması lazım. Kardeşim sen anayasaya uymuyorsan sen hakimlik yapamazsın. Peki iktidar ne yapıyor? Onu alıyor Yargıtay üyesi yapıyoruz. İyi ki sen uygulamadın diye. Şimdi dönüp bana da diyorlar ki biz adalet reformu yapacağız, insan hakları reformu yapacağız. Düşüncelerinden ötürü bugün hapiste olan binlerce kişi var. İnançlarından ötürü hapiste olanlar var. Kişinin inancını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Düşüncesini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama bunu hapse atamazsınız. Ne yaparsınız? Düşüncesini beğenmiyorsanız, yok kardeşim ben senin düşünceni paylaşmıyorum. İnancını beğenmeyebilirsiniz ama bunları alıp hapse atamazsınız. Yazıktır, günahtır yani. Adalet dediğimiz kavram, vicdani, hukukun üstünlüğü dediğimiz iki temel öge var. Bu iki temel ögeye göre karar verilmesi lazım. Bunlar yok ama. Müsaadenizle fezlekeler meselesini de açmış olalım. Yani çok önemli bir husus. 1281 oldu dosya sayısı. Herkes partiler kararlarını açıklamaya başladılar. İyi Parti'de farklı düşünceler var. Sizin de dokunulmazlıkla ilgili daha önce yapmış olduğunuz açıklamalar da var.
Ama bireysel yapılan suçlar bir tarafta sonuca bağlamış olsa da meclise giden insanlar dokunulmazlık zırhıyla 84 milyon insanın da hakkını savunabilmek için bir deli cesaretini gösteriyorlar. Evet. Böyle bir ortak payda da var. Çünkü onlar bu halkın hakkını bu şekilde savunabiliyorlar. Siz de aynı şekilde. Buradaki bakış açısı, duruş, aynı zamanda partisini gerekirse değiştirmek zorunda kalacaklar var. Yine parti kapatma meselesi de aynı gündeme gelecek ama fezlekelere sizin bakış açınız doğrudan bu bir seçim yatırımı ya da seçime yönelik hamle olarak mı görüyorsunuz? Şimdi yargının bağımsız olmadığı yerde yağmur gibi fezleke gelir. Nitekim yağmur gibi fezleke geliyor. Geçen bir milletvekili arkadaşımız anlatıyordu. Esnafı ziyaret ediyor. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlar alkışlıyorlar. Efendim toplantı ve gösteri yürüyüşüne aykırı davrandı diye fezleke düzenlenmiş. Ben Ergenekon sürecinde, Balyoz Ergenekon sürecinde gitmiştim Silivri'de. Pek çok kişiyi ziyaret etmiştim. Çıkışta da açıklama yapmıştım. Açıklama yaptım, açıklama dolayısıyla daha ben Ankara'ya gelmeden fezlekem gelmişti. Ne oldu oradakilerin hepsi? Beraat etti. Ama benim fezlekem mecliste duruyor. Daha buna benzer çok şey var. Şimdi dokunulmazlık bir milletvekilinin, halkın seçtiği bir milletvekilinin parlamentoda halkın taleplerini özgürce, rahatlıkla dile getirilmesi için kendisine verilmiş bir imkandır. Dolayısıyla siyaset alanını genişletmeye yönelik bir imkandır bu. Siyaset alanını geniş. Yani milletvekili rahatlıkla siyasette istediği düşünceyi rahatlıkla ifade edebilir. Tabii hakaret hariç. Şimdi siz milletvekilinin siyasi düşüncesi dolayısıyla onun dokunulmazlığını kaldırıp hapse atarsanız siyaset alanını daraltmış oluyorsunuz. Kimin lehine? İktidar lehine. Ne demek bu? Siyaset mühendisliği demek. Neden, nereden yararlanıyorsunuz? Onun rakibi olan partinin yanınıza çekiyorsunuz. Beraber bunu tasfiye edelim siyasetten. Bu demokrasi midir? Hayır, demokrasi değil. Ben onun düşüncesini beğenmeyebilirim. O da benim düşüncemi beğenmeyebilir. Zaten farklı olduğumuz için ayrı ayrı partiler var. Farklılıkları düşmanlık olarak değil, zenginlik olarak kabul ettiğimizde o zaman demokrasi güçlenmiş olur. Benim düşüncemi savunan da var, sizin düşüncenizi savunan da var. Ama farklı düşüncelerin tamamını yok edeceğim, herkes benim söylediğimi dinleyecek, bundan daha güzel demokrasi yoktur diye meydana çıkarsanız bu olmaz. Dokunulmazlıkları şimdi neden gündeme getiriyorlar? Bir millet ittifakı var. Burayı nasıl biz karıştırırız yani? Yani milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıp onu hapse atmanın daha ötesinde, madem siz demokrasiden yanasınız, ben burayı tamamen nasıl karıştırabilirim diye bir siyaset mühendisliği yapılıyor kendine göre. Ama bu ne kadar sağlıklıdır, ne kadar tutar, onu zaman gösterecek. Ben Millet İttifakı, yani demokrasiden yana olan bütün siyasi partilerin bu oyuna gelmeyeceği kanısındayım. Bu doğru değildir. Dokunulmazlık ne zaman kaldırılır? Yargı gerçek anlamda bağımsız olur, dokunulmazlığı kaldırırsınız. Nitekim bir HDP milletvekilinin dokunulmazlık dosyası geldi, meclisten oy birliğiyle geçti. Kimse de, HDP dahil kimse de aman kalkmasın demedi. Şimdi ise gelenler ya da getirilmek istenenler ne? Efendim iki parti karar vermiş, biz bunların dokunulmazlığını kaldıralım, HDP milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım, ittifakı bölelim. Peki şu sorunun cevabını veriyorlar mı? Kardeşim, dokunulmazlığı kaldırmak istediğiniz olay bundan 6 yıl önce olan olay. Bu adamlar o zaman milletvekili değildi belki bir kısmı. Bilmiyorum. Bir kısmı belki milletvekili değildi. Savcısı vardı, hakimi vardı. Niye dava açmadınız? Çözüm süreci var. Neden hakim bu milletvekili seçilebilir diye izin verdi? Bunlar seçildiler, geldiler buraya. Kardeşim, o olaylar geçti. Eğer sen bu olaylar suçtur, bunlarla ilgili kişiler yargılansın diyorsa niye 6 yıl bekledin? Kim sana 6 yıl bekle dedi? Niçin beklediler? Efendim bir şey olmaz. Şimdi niye harekete geçiyorlar? İttifakı nasıl bozarız ya? Sanıyorlar ki kimsenin aklı ermez. Biz bir siyasi mühendislik yapıyoruz. Çocuk bile bunu bilir. Yani çocuk bile bunların amacının ne olduğunu gayet iyi bilir yani. Doğru değil. Ahlaki değil bakın. Her şeyin ötesinde ahlaki değil. Dokunulmazlık. Bakın
yargı bağımsız değil. Şimdi benimle ilgili tazminat davaları açılıyor. Sizler de belki okuyorsunuzdur. Bir dava açıldı İstanbul'da. 3 ayrı mahkemeye düştü. Mahkemelerin başkanlarının düzgün insanlar olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, ben tanımıyorum. Hiç hayatımda da konuşmadım. Bu mahkemelerin başkanlarını değiştirdiler. Yerine kendi adamlarını getirdiler. Onlar da beni tazminata mahkum etti. Şimdi ben diyeceğim ki bu yargı bağımsız, vicdani kanaatine göre ve hukukun üstünlüğüne göre karar verecek. Ya sen hakimi değiştiriyorsun, beni mahkum etsin diye. Beni mahkum etsin diye getirdiğin hakime sen milletvekilini nasıl teslim edeceksin? Hapse atsın diye. Bunun ahlaki yönü var mı? Bir de şu var. Siz o milletvekilini eğer bu çerçevede alıp hapse atıyorsanız siz milli iradeyi reddetmiş oluyorsunuz. Başka bir özelliği daha var milletvekili. Milletvekilinin yedeği yoktur. Onun için dokunulmazlığı vardır. Hani bu milletvekili gider, diyelim ki X partisinden bir milletvekili dokunulmazlığını kaldırdınız, yerine yedeği geldi. Hani var ya belediyelere kayyum atandı. Bir tane kayyum milletvekili, o da yok. Dolayısıyla siz halkın seçip parlamentoya getirdiği bir kişiyi parlamentonun dışına iterek milli iradeyi çiğnemiş oluyorsunuz. Olay budur. Evet, aslında bir şey daha var sormak istediğim bu konuda. Şimdi fezlekeler geldi. Evet. Siz güvenmiyorsunuz adalete, yargı, şu anki sisteme güvenmiyorsunuz. Evet. Doğal olarak anladığım kadarıyla dosyalara da güvenmeyeceksiniz. Açılan dosyalara da dosyaları güvenmeyeceksiniz. Dosyaları bilmiyoruz. Yani peki işte bu noktada bir güven sorunu olduğu için dosyaların oylama kısmında neye göre el kaldıracaksınız ya da kaldırmayacaksınız? Şimdi bu konuda anayasaya göre zaten karar alınamaz. Yani parti grupları karar alamıyorlar. Çünkü her milletvekili vicdani kanaatine göre karar versin diye. Otursun dosyayı okusun, ona göre vicdani kanaatine göre karar versin. Ama eller kalkar ya da iner. Efendim? Eller kalkar ya da iner. Ama Erdoğan çıktı, dedi ki yakında gelecek, eller kalkacak, inecek, bunların dokunulmazlığı kalkacak. Ne demek? Anayasa gitti artık. Ben anayasaya uymuyorum. Peki AK Parti milletvekilleri benim talimatımla hareket ediyorlar. Bakın, milletin seçtiği milletvekilleri milletin sorununu, milletin derdini değil Erdoğan'ın talimatını dinleyecek diyor. O zaman bunlar milletvekili mi? Hayır. Niye milletvekili diyoruz? Bizi millet seçtiği için milletvekili diyoruz. Ya sarayın vekili olacaksın ya milletin vekili olacaksın. Eğer sarayın talimatıyla hareket ediyorsan saray vekilisin. Milletin derdini, sorununu dile getiriyorsan o zaman sen milletvekilisin. Adı üstünde. Anayasa milletvekili diyor. Seçen millet. O zaman senin kalkıp da el kalkacak, inecek, bunların dokunulmazlığı kalkacak. Değerlendirmenizden şunu mu anlayacağız efendim? Fezlekeler geldiğinde grubu serbest mi bırakacaksınız? Herkes kendi gruplar kanaat, zaten karar anayasaya göre evet. Serbest. Her milletvekili herkes kendi kanaatine göre Cumhuriyet evet, Halk biz daha önce de kendi kanaatine göre herkes kendi kanaatine göre oyunu kullanacak. Yani ahlaki olanı da budur. Gider milletvekili bakar. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bir hukukçu grubu gider bakar. Doğru mudur, yanlış mıdır? Gerçekten ona göre oturur, vicdani kanaatine göre karar verir. Ama bu tablo emir komuta zinciri içinde gelişen bir kişinin talimatıyla milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılan, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilini de talimatla karar veren bir hakime teslim edilen bir süreci yaşıyoruz. Yani sürecin bir tarafı değil, sürecin her tarafı bozuk. Böyle bir yapı içinde dokunulmazlığın kalkması ne kadar ahlaklı. Ben savcı değilim, siz savcı değilsiniz. Ben delilleri toplamıyorum, delilleri toplayacak o. Hem sanığın lehine hem aleyhine delilleri toplayacak ve mahkemeye gidecek. Hakim oturacak, inceleyecek, avukatları dinleyecek, vicdani kanaatine göre karar verecek. Ben size şunu da ifade edeyim ki bunun ben belgesini bir salı toplantısında açıklamıştım. Hakimler Savcılar Kurulu bir eğitim programında bir broşür dağıtıyor. Bastırdığı bir broşürünü dağıtıyor. Diyor ki şu konularda karar vermeden önce bize soracaksınız. Ne demek?
konuyu da yazmış. Şu konularda karar vermeden önce telefonu açacaksın, bana soracaksın. Mahkum et veya etme. Ben de karar vereceğim. Ben bu broşürü açıkladım. Maddesini açıkladım ve okudum. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir şey yoktur. Ne demek hakime talimat vereceğim? Ne demek önceden bana soracaksın, ben ne diyorsam ona göre karar vereceksin? Ya böyle bir şey olmaz. Ama Türkiye bunları da yaşıyor. Şimdi bu hakime ben nasıl güveneceğim? Hakim korkuyor. Karar vermezsem beni sürecekler bilmem nereye. Çoluk çocuğum var, okula gitmiş bilmem ne. Çocuk üniversitede veya ilkokulda. Ne yapacağım ben diyor. En iyisi onun dediği gibi karar vereyim. Ne olur? Belki de Yargıtay'a üye olurum ben. Terfi ederim diyor. Evet, diğer konulara geçebilirsek. Sürülmeyi tercih etmesi gerekmiyor mu ama? Normalde yani ahlak, insan böyle hakimler de var. Yani vicdani kanaatine göre karar veren çoğunluk da öyle bakın. Kimsenin hakkını yemek istemem. Öyle hakimler de var. Yani her görüşten ben dediğim gibi hakimlerin siyasi görüşü benim başımın üstünde. Ben ona bir şey diyemem. Ama hakim gerçek anlamda hakimlik yaptığı sürece benim başımın üstünde yeri vardır. Oturur, bakar, vicdani kanaatine göre karar verir. O herkes der ki ya bu doğrudur veya yanlıştır. Yanlış diyorsa zaten bir üst mahkemeye gider. Şimdi öyle bir tablo yaşıyoruz ki alttaki mahkeme, istinaf mahkemesi, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun davasına iki kez bakmak zorunda kaldı Anayasa Mahkemesi. Kararı uygulayacak mahkeme bulamadılar. Ve Anayasa Mahkemesi ikinci kararı verirken kararın bir örneğini meclise, bir örneğini Yargıtay'a, bir örneğini bilmem nereye gönderdi. Ya bu bizim bakın Cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız ilk olaydır bakın. Benzeri hiç yaşanmamıştır. Böyle bir tablo olamaz yani. Ben Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum. Ne demek uygulamıyorum? Kimsin sen? Kimsin? Ama bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamıyorum. Uygulamıyorlar. Sonra da kalkıyoruz diyoruz ki bizde demokrasi var. İşte açıklama yapmış beyefendi. Kim inanır buna? Ha kim inanır? Ya ben inanmıyorum. Sokaktaki vatandaş inanmıyor. Avrupalı mı inanacak? O da inanmıyor zaten. Kimse inanmıyor. Avrupalıya mesaj veriyor. Kardeşim Avrupalıya mesaj öyle verilmez. Daha doğrusu ben Avrupalı olsun veya olmasın hiç önemli değil. Önemli olan bu ülkedeki insanın hakkını, hukukunu koruyor musun, korumuyor musun? Koruyorsan vallahi alnından öpeceğim. Koru. Ya adaleti sağla bu ülkede. Birisi adaletsizlik yapıyorsa hep beraber üstüne gidelim. Adaletsizlik yapanı göğe çıkarıyoruz. Adaleti sağlayan insanı da sürüyoruz. Ya böyle bir tablo yani. Evet, başka konulara geçmemiz lazım. Tamam. Hızlanmamız sen lazım. Sen moderatör sensin, müdahale edeceksin. Aynen. Yani hangi konu varsa onu söyleyeceksin. Evet, herhalde parti seçim kapatma kısmına gelebiliriz herhalde artık. Çünkü fezlekelerden aynı konu dillendiriliyor. Yani, ben doğrudan seçim yasasını sual edeyim. Yani bu konuyu hızlıca vakitte evet. Çok daraldı. Yani 2023 diye atfedilen bir süreç var. Ama 2053 ve 71 diye ifade edilen bir şey daha var. Sayın Cumhurbaşkanı kendinden sonraki dünyanın nasıl kurulacağına ya da nasıl bitmesi gerektiğine dair atıflarda bulunuyor. Ama bu uzaya çıkmak meselesi, doğalgazı bulmak meselesi, arabayı tekrar her yıl yeniden enerjili bir şekilde sokağa çıkarma meselesi hepsi bunun içerisinde altta almış gibi ifade ediliyor. Ama asıl önemli olan hadise 2023 diye konuşulan ama öncesinde olabilme ihtimali yüksek. Bugün toplumun da beklediği, ekonomik krizin de dahil evet. olduğu, salgının da belki de üstünü örttüğü bir kriz ortamında bir seçim atmosferi. Bunun da bir yeni bir seçim yasasıyla değişebilme ihtimali var. Az önce bahsettiğimiz yeni anayasaya istinaden ya da insan hakları beyannamesi gibi ortaya çıkan manifesto niteliğinde kendi kendini belki ele verir diye ifade eden iktidarın hazırlamış olduğu taslakta bir sivil anayasaya doğru götüren bir süreci ortaya koyuyor. Bunun adı 2009'larda sizin takip ettiğiniz daha doğrusu cezaevler önünde yaptığınız açıklamalar hepsine baktığımız zaman yeni referandum, yeni Türkiye diye başka bir şeye gidebilir. Yeni beklediğiniz seçim sistemi ne? Ya da sivil anayasa denilen şeye siz nasıl destek vereceksiniz? Bir sefer şöyle seçim kanunda yapılacak değişiklikler bir yıl geçmeden galiba evet, uygulanmıyor. Evet, evet. Öyle bir düzenleme var.
Ama tabii öyle bir kanun var ama kanuna ne ölçüde uyarlar uymazlar onu da bilmiyoruz tabii. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nda onlar kontrol ediyorlar ve Yüksek Seçim Kurulu'na verdikleri bir talimatı Yüksek Seçim Kurulu'nda 1-2 üye hariç hepsi el kaldırıp indiriyorlar zaten. Yani mecliste AK Parti milletvekilleriyle Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimler arasında hiçbir fark yok. Yukarıdan talimat her şey tamam. Bizim en son İstanbul seçimlerinde oldu. Zarfın içine 4 oy koymuşsun. 4 oydan birisi diyor yanlış, diğerleri doğru. Yani aklın alacağı şey değil. Gerçekten aklın alacağı. Ama bunlar oluyor yani. Türkiye'nin gerçeği. Bu gerçeği biz görmüyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Sokaktaki vatandaş da görüyor. Dünya da görüyor zaten bunları. Erken seçim olur mu olmaz mı? Erken seçim biz parti olarak yarın erken seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz. Gerçekten yani karar alırlar almazlar yani o ayrı bir şey ama biz o olacakmış gibi çalışıyoruz. Sorunları tespit ediyoruz. Nasıl çözülmesi gerektiğini de anlatıyoruz. Onların da çözümlerini bir şekilde geniş kitlelere elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalışıyoruz. Pek çok tartışma var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani erken seçim olur olmaz, reform olur olmaz, anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği ne diye yapacaklar? Şimdi anayasa değişikliği yapalım diyorlar. İşte onu merak ediyoruz. Ne diye yapacaklar? Ya ben merak ettiğim nokta o. Yani ne? Adalet yerine şimdi bulsun orada, diye yapacaklar. Şimdi birisi var diyor ki anayasa. Efendim bu şey diyor ki biz bu tek adam rejiminden vazgeçmeyiz diyor Sayın Bahçeli. Yani bunu pekiştirin. Bir düzenleme varsa getirin diyor. Erdoğan'a bakıyorsun o da adaletten söz ediyor yani. Ama neden söz ettiği belli değil. Yani bir anayasa, sivil anayasa. Ya bu anayasanın zaten en son halk oylamasına gitmedi mi? Millet evet demedi mi? %51. Darbe anayasası %92 galiba yanlış hatırlamıyorsam. 12 Eylül döneminde. Ona da kim oy verdi? Kabul oyu verdi. Ben hayır oyu verdim. Bürokrattım. Gittim hayır oyu verdim. Ama vatandaşın büyük bir kısmı evet verdi. Yani siz o vatandaşı, vatandaş bunlar değildir diyemezsiniz. Anayasa değişiklikleri için uygun bir ortamın olması lazım. Gerilimin olmaması lazım. Bütün tarafların dinlenmesi lazım. Siz bugün parti kapatmaktan söz ediyorsunuz. Milletvekillerini hapse atmaktan söz ediyorsunuz. Bu anayasa yapma ortamı değil ki. Sabahtan akşama kadar açılıyor kabine. Birinci konu CHP. Arkasından Kılıçdaroğlu. Grup toplantısı yapılıyor. CHP arkasından Kılıçdaroğlu. Açılış yapılıyor. CHP arkasından Kılıçdaroğlu. Ya bu memleketin derdi yok mu? Demiyor arkadaş esnafın derdini şöyle çözeceğim. Çöz kardeşim. Çöz. Sen çözdüğünde biz karşı mı çıktık? Peki neden gündemi başka yerlere taşıyor da ülkenin sorunlarına getirmiyor? Ya bu sorun var bunu çözmemiz lazım. Hadi siz söylediniz. Soru soruyoruz, onun da doğru dürüst cevabını alamıyoruz. Orada da bir cevap yok yani. Ben Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme kapasitesini kaybettiğine inanıyorum. Artı Erdoğan Türkiye için, bunu da samimi olarak söylüyorum, gerçekten de artık bir milli güvenlik sorunudur. Diyeceksiniz ki ya bu çok sert. Evet. İddialı bir laf değil mi? Şöyle. Egemen bir gücün başkanı yani Trump yani Amerika dünyaya meydan okuyan bir adam, bir devlet, her tarafa gidip işte ordusunu bilmem neyini yerleştiren çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bak beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım dediği anda Erdoğan'ın çıkıp sen kim oluyorsun da benim mal varlığımı araştırıyorsun? Benim alın teriyle kazandığım mal varlığım bellidir. Tamamı da Türkiye'dedir. Benim yurt dışında 5 kuruş param bile yoktur kardeşim. Araştırmasan namersin demezse ve ağzına bant çekip susarsa o kişi artık egemen güçlerin yönetebileceği, talimat alabileceği konumdadır artık. Bakın bunu inanarak söylüyorum. Bana birisi, herhangi birisi dese, ey Kılıçdaroğlu senin mal varlığını açıklarız. Bırakın ben hani Trump falan filan değil yani. Sokaktaki vatandaşlar. Gel evime davet ederim. Gel kardeşim. Tapuya gönderirim. Gel kardeşim. Yurt dışında. Gel kardeşim.
Sayın Baykal'la ilgili böyle bir iddia oldu biliyorsunuz. Sayın Baykal gitti, resmen başvurdu. İsviçre'ye başvurdu. Benim burada hesaplarım varsa gönderin dedi. 5 kuruş para çıkmadı. Evet. Ama Erdoğan, mal varlığım, benim mal varlığımı araştırabilirsiniz kardeşim. Benim mal varlığım alın teriyle kazandığım paradır. Dolayısıyla burada bir şey yoktur diyemedi. Diyemeyince kocaman bir soru işareti çıkıyordu ya. Barış Pınar Harekatı'nın olduğu dönemdeydi. Evet. Şimdi... Bahçeli'ye atıf yaptınız efendim Sayın Bahçeli'ye. Şunu sormak istiyorum ben. Siz geçmişte birlikte ortak aday gösterdiniz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Ekmelettin İhsanoğlu beyefendiyi. O günkü birliktelikle bugünkü Sayın Bahçeli'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani AK Parti MHP ilişkisi açısından ve geçmişte CHP ile ortak aday çıkarmış bir Milliyetçi Hareket Partisi olarak soruyorum. Bugün de bizim MHP tabanıyla benim hiçbir sorunum yok. Yani ben MHP tabanını tıpkı AK Parti tabanı gibi vatansever, ülkesini seven, bayrağını seven bir kitle olarak görüyorum. Yani siyasi görüşleri farklı olabilir ama sonuçta aynı yerde yaşıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Zaman zaman oturup tartışabiliriz, konuşabiliriz. Buradan hiçbir derdim yok. Fakat Bahçeli'de ciddi bir dönüşüm görüyorum. Bahçeli'nin kendisinde görüyorum. Ciddi bir dönüşümü görüyorum. Hiç hesapta yokken mesela birdenbire getirin anayasayı destek vereceğiz dedi. Tek adam rejimine evet dedi. Hangi gerekçeyle yaptı ben bilmiyorum. Sizler biliyorsanız anlatırsanız memnun olurum. Sokaktaki vatandaş da bilmiyor. Efendim orada bir açıklama yapıldı aslında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu adımların yasallaşması için. Yani yasal yaptığı adımlar her Cumhurbaşkanlığı adım, sistemini yasal uygun hale getirmek. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini güçlendirecek bir yeni ve sivil anayasa. Evet. Şimdi onu söyledi doğru haklısınız. Ama bir kişinin yasalara aykırı olarak yaptığı işi onun yasalara uymasını değil de yasaların ona uymasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi ya da öyle bir öneri getirilmesi doğru değil. Benim şahsi kanaatim doğru değil. Ve bugün memleket bu haldeyse o yüzdendir. Dışişleri Bakanlığı var mı bizde? Kim Dışişleri Bakanı? İbrahim Kalın mı? Yoksa Milli Savunma Bakanı mı? Yoksa gerçekten Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan mı? Kim Dışişleri Bakanı? Dış ilişkileri kim götürüyor? Biz Mısır'la niye kavga ettik? Ha niye kavga ettik Mısır'la? Şimdi yalvarıyoruz acaba Mısır bizimle barışır mı diye. Niye kavga ettin? Mısır'ın iç işlerine niye müdahale ettin? Suriye'ye niye girdin? Suriye'nin iç işlerine niye karıştın? 3 milyon 600 bin Suriyeli burada perişan. Aşı yapılıyor mu onlara? Yapılmıyor. Onlar insan değil mi? İnsan. 40 milyar dolar para harcadın. Ya 40 milyar dolar para oraya harcayacağına bu olaylar olmasaydı en azından esnaf harcayacaktın. Çiftçiye harcayacaktın. Türkiye'nin başına bu felaketleri kim getirdi? Ona göre CHP. Yani şimdi akıl alacak şey değil. Son günlerde Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli sık görüşüyor. Hatta İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığı evet, gün bugün de HDP ile ilgili HDP kapatılsın çıkışı hemen eylem planıyla zıt bir tavır ortaya çıkmıştı. Bugün de bir ziyaret gerçekleşti. Şimdi bu ziyaretlere baktığımız zaman özellikle de infaz yasası o süreçte akıllara geliyor. Şu an Sayın Bahçeli'nin ısrarla HDP kapatılsın duruşu var. Bir taraftan partili cumhurbaşkanlığı yeni sivil anayasa sistemi üzerinde gereğini yapacağız, burayı güçlendirmek adına adımlar atacağız diyor. Diğer taraftan da HDP'nin kapatılmasının karşısında duran Cumhur İttifakı ortağı AK Parti var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sivil anayasada neyi kastediyorlar? Ben bilmiyorum. Söylediler aslında partili cumhurbaşkanlığı sistemini. Evet zaten var. Zaten var. Zaten var. Ha, rahatsız oldukları bir şey var. Tarafsızlık yemini. Çünkü namusu ve şerefi üzerine yemini, namusum ve şerefim üzerine tarafsız davranacağıma dair yemin ediyorum diye bir cümle var orada. Anayasada.
Ve şimdi tarafsız değil, bir partinin genel başkanı. O zaman namus ve şeref havada kalmış oluyor. Bundan bir rahatsızlık var, ben biliyorum. Bunu değiştirmek isteyebilirler. O zaman der ki, ya biz Cumhurbaşkanı'nı seçtik ama bu aynı zamanda bir partinin genel başkanı oldu. Bunun tarafsız davranması mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı bir partinin genel başkanı tarafsız olmaz. Çünkü partinin başkanı. Partinin ilkelerini savunacak. O zaman bu maddeyi gelin değiştirelim. Buradaki bu tarafsızlık ve tarafsızlığı çıkaralım oradan. Üst tarafı kalsın. Alt tarafını değiştirelim. Bunun adına da bir sivil anayasa diyelim. Getiriyorlarsa şu anda yapabilecekleri, eğer vicdanen rahatsızlarsa yapabilecekleri bu. Onun dışında ne yapacaklar? Her şey var. İstediği hakimi tayin ediyor mu? İstediği hakimi tayin eder. İstediği kişi Anayasa Mahkemesi'ne atıyor mu? Rahatlıkla atıyor. İstediği kişi valiyi, kaymakamı şunu atar, evet. İstediği bakanı, evet. İstediği milletvekili, evet. Ne istiyor? Ha, bu milletten başka ne istiyor? Her şey var. Sarayın bütçesi, dünya kadar. Türkiye Varlık Fonu, dünya kadar. Sarayda oturanlar bir yerden değil, 1, 2, 3, 4, 5 yerden ayrı ayrı maaş alıyorlar her birisi. Dünyanın parasını alıyorlar. Biz rahatsız, onlar rahatsız değiller. Peki ne istiyorlar? Başka ne istiyor, ben onu anlamıyorum. Partilerin kapatılmasını istiyorlar belki. Hiçbir parti olmasın, sadece biz olalım. Bunun için mi anayasayı değiştirmek istiyorlar? Sivil anayasa. Ya bu anayasanın zaten askeri tarafı kalmadı ki. Bu anayasanın 40 küsür maddesi rahmetli Ecevit zamanında koalisyon döneminde değişti. Üstelik oy birliğiyle değişti. Böyle bir masa kurulmuş olsa siz çalışıp kuruldu. Gidecek misiniz? Kuruldu efendim. Daha önce kuruldu. 60 küsür madde, 60 madde yani üzerinde yani, görüş birliği sağlandı. Gidecek misiniz yoksa yani var önce, olan anayasayı önce mı ne savunacaksınız yoksa hayır, önce ne istiyorlar? Biz onu bilelim. Ne istiyorlar? Efendim şimdi biz güçlendirilmiş parlamenter rejim diyoruz. Onlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. diyorlar. Peki masaya nasıl oturacaksınız? Efendim önceki masanın dağılmasında AK Parti başkanlık sistemini istiyordu. Siz kabul etmemişsiniz CHP olarak. Sonra AK Parti 3 toplantıya katılmayınca masa evet. dağılmıştı. Evet. Onlar gelmediler ama toplantıya. Diğer maddelerde uzlaşı yani sağlanmıştı. Aslında sorun bir anayasa falan değil yani. Sorun gündemi değiştirmek. Ekonomide yaşanan buhranı, işsizliği, intiharları değiştirmek. Ben gerçekten saray, bu saray şürekasına sormak isterim. Ya bu ülkede gencecik fidan gibi çocukların uyuşturucu bataklığında olduğunu bunlar biliyorlar mı ya? Gitsinler baksınlar ya. Semt adı vermek istemiyorum. AK Parti'nin en çok oy aldığı yerlerde bakın ben bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak oralara araştırmacı gönderdim ve o çocuklara aile, fakir aile çocukları bunlar ya. Uyuşturucu batağına sürüklendiklerini, annenin babanın çocuklarım aman uyuşturucu kullanıyor diye kimse duymasın dediğini. Ya ben bunları yaşıyorum ya. Bu adamlar ne yapıyorlar Allah aşkına? Okulun önlerinde çocuk okuldan çıkarken kimin uyuşturucu satacağını biliyor. Cep telefonunu satıyor uyuşturucu almak için. Okulların önünde güvenlik önlemi alınması lazım. Beni takip edeceğinize ya uyuşturucuları, satıcıları takip edin kardeşim. Onları yakalayın. Ağır cezalar verin onlara. Emin olun yani. Bunlar dünyadan habersizler yani. Türkiye nereye gidiyor, bunlar nereye gidiyorlar yani. Ayrı bir dünyada yaşıyorlar bunlar. Bu dinlendiğinizi ve takip edildiğinizi birkaç defadır söylüyorsunuz. Hala devam ediyor anladım. Beni dinleyeceklerine dediniz. Dinliyorlar zaten yani. Binali Yıldırım da, Sayın Binali Yıldırım da demişti ya, cep telefonuyla konuşmayın o zaman. Yani telefonla konuşuyorsanız dinlenmeye de hazır olun gibi mecliste bir konuşma yapmıştı. Evet. Peki efendim, parti kapatmaları konuşuyoruz ama ilginç de rakamlar, istatistikler var. 2020'de 27 tane parti kurulmuş Türkiye'de. Şimdi yeni partiler evet. gündemde. Yine öyle. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlantılı partiler işte hem evet. Muharrem İnce'nin hem de Mustafa Sarıgül'ün kurduğu evet. parti. Bu hareketliliği neye bağlıyorsunuz? Bu da bir seçim habercisi mi yoksa hayır. demokratik bir zenginlik mi diyeceksiniz?
birden fazla yani neden üzerinde durulabilir bilmiyorum. Özel olarak şunu rahatlıkla ifade edeyim. Özel olarak bu konuda hani bir düşünme zamanı ayırmadım kendime. Çünkü bu kadar yoğunluk içinde yani birisi bir parti kurmuş olabilir. Öbürü parti olabilir yani kendileri ayrılabilirler. Parti kurabilir. Demokrasiye inanıyorsanız burada saygı göstereceksiniz. Gitmişler kendi partilerini kurmuşlar. Çalışıyorlar yani bir şey söyleyecek halim yok. Ama hani siyaset mühendisliği dediğimiz bir kavramdan söz ettim. Acaba Millet İttifakı'nı nasıl bozarız? Millet İttifakı'nı nasıl zayıflatırız? Kimlere hangi imkanları, olanakları sağlayarak bunları yapabiliriz diye. Böyle bir düşüncenin Cumhur İttifakı'nda olduğunu gayet net biliyoruz yani. Aslında bunu bilmemek için okumamak lazım. Yani. Siyaseti okumamak lazım. Biliyoruz bunu. Ama dediğim gibi yani bunlar siyasette dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip değiller. Neden? Halk çok bilinçli. Neyin ne olduğunu vatandaş biliyor. Yani köydeki de biliyor, şehirdeki de biliyor. Gecekonduda yaşayan da biliyor, apartman dairesinde, villada yaşayan da biliyor. Yani gerekçelerin ne olduğunu, bunların hangi gerekçelerle oluşturulmaya çalışıldığını herkes 3 aşağı 5 yukarı biliyor yani. Dolayısıyla ben sandığa gidildiği zaman vatandaşların, şunu da söyleyeyim Mustafa Bey, ben önümüzdeki seçimlerin bir parti seçimi olduğuna da inanmıyorum. Yani önümüzdeki seçimler demokrasiden yana olanlarla otoriter rejimden yana olanlar arasındaki bir seçim. Dolayısıyla vatandaş da oyunu hani oradaki seçenekler içinde bu çerçevede kullanacaktır yani. Şimdi kısaca ben de bir soru sorabilir miyim diye döneyim dedim. Şimdi bazı anketlere baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın oyunun düştüğünü görüyoruz ama tabii anketler ne kadar güvenilir şu pandemi ortamında onu da bilmiyorum ama hala tüm bu saydıklarınıza rağmen AK Parti'nin oyunun yüksek olduğunu da görüyoruz. Evet. Burada seçmenin acaba muhalefete karşı bir güvensizliği mi var? İşte siz ana muhalefet lideri olarak kendinizi ülkenin temel sorunlarını çözmeye hazır gördüğünüzü söylüyorsunuz ama seçmenin böyle görmediği mi anlaşılıyor burada? Şimdi doğru yani AK Parti'nin bütün bu buhrana rağmen, olumsuzluklara rağmen belli bir oy potansiyelini koruduğu gerçeği de var yani şimdi gerçekçi konuşmak lazımsa. Ama şöyle bir tablo var. Sürekli eriyen bir yapı var. Eriyen bir yapı var. O eriyen yapının bir kısmı şu anda, ciddi bir kısmı şu anda kararsızlar dediğimiz grup olarak anketlerde yer alıyor. Aslında o kararsızlar olan benim şahsi kanaatim bakıyor yani siyasi partilere. İleride şey olursa, seçim olursa kime oy verebilirim, söylemi nedir, Türkiye'ye yönelik tavrı nedir, Türkiye'yi yönetme potansiyeli, kapasitesi var mıdır, yok mu? Buna bakıyor. O çerçevede oyunu kullanacaktır. Karamsar değilim. AK Parti'de ciddi bir erime var, ciddi bir eleştiri var. Kendi içinde de ciddi bir eleştiri var. Sadece bu vatandaş yani AK Parti'ye oy veren vatandaşlar arasında değil, milletvekilleri için, şu andaki AK Parti milletvekilleri içinde de rahatsız olan ciddi bir grup var. Gidişten rahatsız olanlar var. Dikkat ederseniz AK Parti milletvekilleri alana çıkamıyor. Bir esnafa gidemez. Erdoğan'ın zaten gitme şansı yok. Hiç gidemez. Dolayısıyla çünkü eleştiriye tahammül edemez. Birisi çıkıp bir şey söylediği zaman kesin hemen kavga çıkar. O nedenle AK Parti milletvekilleri de zaten halka gidip halkın derdini dinlemek, onlara çözüm üretmek gibi bir yapıyı tamamen kaybetmişler. Ekonominin düzelmesi yönünde de hiçbir umut yok. Tablo bakmayın ya, tablo giderek daha karamsar bir yapıya doğru gidiyor. 200 milyar dolar borç ödenecek. 2021'de. 200 milyar dolar. Bu cari açık var. Nereden bulacaklar bu parayı? Vergi olabilir mi? Nereden? Şimdi vergi ile ilgili bazı hazırlıklar yapılıyor. Kurumlar vergisini dolaylı olarak artırdılar mesela. Biraz daha alacaklar. Ama nereye kadar alacaklar? Bu 200 milyar dolar az para değil yani sonuçta bu. Borç olarak ödenecek bu para. Kaldı ki Merkez Bankası'nın hazinesi, yani Merkez Bankası'nın kasası
eksi 47 milyar dolar. Swaplarla orası sanki biraz döviz varmış gibi duruyor ama o para Merkez Bankası'nda yabancıların parası. Net 47 milyar dolar. Nereye eksi 47 milyar dolar. Nereye kadar gidecek bu? Efendim burada bir parantez soru sorabilir miyim? Mesela insanların sandığa gittiklerinde elinin titremesinin sebebi Türkiye'de yaklaşık olarak 10 milyon kişinin sosyal yardım alıyor olması ya da kredi veya borç vatan içerisinde olmasından kaynaklıyor olabilir mi? Olabilir. Şimdi sosyal yardımlar şöyle. Biz yerel seçimlerde bize şunu söylediler. Aman ha sakın CHP'ye oy vermeyin. İşte gelirse sosyal yardımlar kesilir. Hiçbir sosyal yardım kesilmedi. Tam tersine pandemi döneminde sıcak yemekten tutun maskeye kadar, dezenfekte işlemlerinden tutun çocukların eğitimine, tabletine kadar hemen hemen gelen bütün talepler karşılandı. Hiçbir aksama da olmadı. Belediyeler bu konuda olan, bakın iktidarın engellemelerine rağmen, aşevine gelen paraları bankada tutmalarına rağmen, bankada belediye yardım yapsın diye yatan paralar hala duruyor, hala hükümet el koymuş vaziyette. Onlara rağmen bunların hepsi yapıldı, yani yapılıyor da. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi şimdi vatandaşa güven verir konuma geldi. Yani evet belediyeler çalışıyor, gerçekten güzel çalışıyorlar. Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorlar. Hani yardımı kesilecek ya da işte para verilmeyecek. Hayır, nakdi yardım yapıldı, aynı yardım yapıldı, diğer yardımlar yapıldı. Belediye ait iş yerleri için kiralar ya çok düşürüldü veya uzun süre kiraları alınmadı. Bütün bunların hepsi yapılıyor yani. Dolayısıyla vatandaşla aramızda bir güven ilişkisi oluşmaya başladı. İnşallah bu güven ilişkisini daha iyi götüreceğiz. Artı biz şöyle bir iddiada da bulunduk. Bakın onun da altını ben çizmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda ilk bir haftada hep 4 aylık şeyler çizilirdi ya. 4 ay iktidar olduğumuzda ilk 4 ayda şu. İlk bir haftada yapacağımız bir tank palet fabrikasını Katar ordusuna alacağız, ordumuza teslim edeceğiz. Bir kararname o kadar. Bir kararnameyle bu yapacağız. İki, çiftçinin tarım kredi ve bankalardan aldığı borçlar var. Bu borçların faizlerini bir seferde tak diye sileceğiz. Ana parayı da diyeceğiz ki makul ölçüde kardeşim ödeyeceksin. 3. Esnafın stopaj vergisi var. Stopaj vergisini bir kararnameyle kaldıracağız. Zaten o vergiyi alıyoruz. Kimden? Dükkan sahibi zaten gayrimenkul sermaye iradı verecek. Esnafın sırtından alacağız onu. 2. Esnaf da tarım esnaf kredi kooperatiflerinde ve bankalardan kredi aldı. Kredinin faizini bir kalemde siliyoruz. Faiz tamamen. Diyoruz ki ana parayı da belli taksitlerle ödeyeceksin. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs alan çocuklar, kredi alan çocuklar. Bu çocukların banka hesaplarına ya da bu çocukların ailelerinin hesaplarına haciz uygulanıyor. Ya önce iş ver sonra para iste. Ve faiz uygulanıyor. O faizlerin tamamını sileceğiz. Çocuk işe girdikten sonra, sigortalı olduktan sonra ancak diyeceğiz ki kredini öde kardeşim. Yoksa onun dışında para almak doğru değil. 15 Temmuz şehitler için toplanan paraları faizleriyle beraber gazilere, şehit yakınlarına, ayrıca Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden bunun 40'ı polisti, vatandaşların da biriken paraları var, 52 milyon lira, onu da onların ailelerine dağıtacağız ve en son Süleyman Şah Türbesi'ni gerçekten götürüp kendi toprağımıza dikeceğiz. Evet, bayrağımız da orada kısa bir bunun sözünü verdim. Bak bir hafta cevap yani kısa getirmek bir yani soru. Bayağı yani büyük hani diğer söyledikleriniz bir seçim vaadi. Seçim değil. Bakın seçim değil bak. Gerçekten seçim vaadi değil. Bir hafta içinde biz bunu yapacağız. Bir hafta. Öyle 4 ay, 5 ay falan filan. Bir hafta. Bunun bütün altyapısı hazırlandı. Bakın şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün siyasi partiler içinde ekonomik açıdan en güçlü kadrolar bizde. En güçlü kadrolar. Hazinede, Merkez Bankası'nda, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, daha önce siyasette yer almış, Maliye Bakanlığı yapmış. Kadrolar bizde. Yani en iyi, en nitelikli kadrolara sahibiz biz. Biz bunlar, devleti de en iyi bilen kadrolar bunlar. Ben 27,5 yılımı devlete verdim. Çok şükür hiç kimse arkamdan ya şu 5 kuruş almıştır lafını dahi etmedi.
Sayın Erdoğan benim genel müdürlük yaptığım Sosyal Sigortalar Kurumu'na bir müfettiş ordusu görevlendirdi. Acaba bunun açığını bulurum diye. Yok, bulamadı ya. Haram yemedikten sonra neden korkacaksın? Hiç. Bir kuruş bakın. Bir kuruş dahi açığını bulamadı. Müfettişler rapor verdiler. İnceledik ama bir şey çıkmadı. E çıkmaz zaten ya. Haram yemesen ne çıkacak? Şimdi kısa bir cevap alayım. Tamam. Sorun var. Ona göre söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. 2021 bütçesinde 179 milyar faize 103 milyar yatırıma. 1 trilyon 101 milyarda gelir beklentisinin 922 milyarda vergi. Yani vergiden tahsil edilecek faize gidecek. Evet. Siz göreve geldiğinizde ilk yapacağınız işlerden bahsettiniz. Şu an istatistiki veriler, kurumlar tarafından yapılan açıklamalar istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, ihracatın yükseldiği yönünde. Vatandaşa sorarsak bambaşka bir pencerede tam tersi durumda. Birincisi, bu kurumların açıklamalarını nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? İkincisi, siz göreve geldiğinizde bütçeyi nasıl şekillendirmeyi planlıyorsunuz? Şimdi bütçeyi şekillendirmek iktidarın siyasete bakışına bağlı. Ranttan, rantiyeden yana mı? Vatandaştan yana mı bütçeyi kullanacak? Biz vatandaştan yana kullanacağız. Rantiyeden yana değil. Dünyanın en yüksek faizini niye veriyoruz? Bunlar veriyorlar. Niçin? Dışarıdan para gelsin diye. Yüksek faiz veriyorsunuz çünkü size güvenmiyorlar. Ya param geri ödenmese diye. İki, zaten bizim durumumuzu onlar bizden daha iyi biliyorlar. Paramız mı var? Vergimiz mi var? Nerede? Ne? Bakın ben size şu örneği vereyim. Şehir hastaneleri yaptık. Erdoğan bağırıyor. Vay işte şehir hastaneleri yaptık. İşte CHP karşı çıkıyor. Ya kardeşim biz o hastanelerin yapımına karşı çıkmadık. Kaça yaptın? Ben onu öğrenmek istiyorum. Çünkü parayı millet ödüyor. Biz ödüyoruz yani. Bakın biz bilmiyoruz ama İngiltere biliyor. Çünkü o şehir hastanelerinin yapımının danışmanlığını üstlenen İngiltere'deki bir firma. Peki maliyeti nereden biliyoruz? O firmanın internet sitesinden biliyoruz. Tahkim ben de son de soru hakkımı kullanayım. Tabii. Efendim yakınlardaki bir demecinizde dediniz ki son 10 yılda Türkiye'de en büyük açılımı yapan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. Evet. Bence en ilginç açılımlarınızdan biri kendinizin Seyit torunu olduğunuzu ifade etmenizdi. Biraz bunu açmak istiyorum. Hani bu Seyit torunu nedir? Bu köken nereye gidiyor? Bir de hakikaten siyaset zor. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak çok daha zor. Böyle bu seyitlik torun şeyine de atfen soruyorum. Böyle çok bunaldığınızda sığındığınız bir dua, bir ritüel, bir şey var mı? İkisini birlikte sormuş olayım. Bir seyitlik, iki... Şöyle, ailemizin bir seceresi var. Secere aile büyükleri, aşiretin büyükleri tarafından saklanır. Çıkarıldığı zaman kurbanlar kesilir. Gördüm secereyi. Secerenin bir örneği de İstanbul Müftülüğü'ndedir. İki örnek düzenlenir secereler. Baş tarafında tuğra vardır. Altında imzalar vardır. Mühürler vardır. Ben Maliye Bakanlığı'nda çalıştığım yıllarda secerenin bir örneğini alıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gittim. Bunu kim okuyabilir diye. Hatta ilahiyattan bir hoca geldi. Ben bunu okuyamam dedi. Bunu bu işin uzmanı okuyabilir. O bana Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bir daire başkanı ismini verdi. Ona götürdüm. O alttaki mühürler çok daha fazla dikkatini çekti. Bu bir doktora konusu olur dedi. Tabii yani kitaplar yazıldı bu konuda. Birden fazla kitap da var. Ailenin böyle bir özelliği var ama bunu yani ilk sefer bu kadar uzun size anlatıyorum. Yani burada bırakalım. Zor durumda kaldığımızda tabii Allah'a sığınırız. Ben inançlı bir insanım. Ama inancımı siyaset için yapmam. Allah için yaparım yani. Bunu da ifade edeyim. Onu da burada kesmiş olayım yani. Evet, aslında süremizin sonuna geldik. Benim de Kemal Kılıçdaroğlu'na dair bir sorum var sona doğru. Öncelikle giriş yapmam gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Şimdi biz bir ittifaktayız. Yani Millet İttifakı dediğimiz. Ben ittifak liderleriyle görüşmeden, bir araya gelip istişare etmeden görüş beyan etmeyi asla doğru bulmam. Aksi halde ittifak yara alır. Şimdi kimin cumhur? Her parti ayrı ayrı mı çıkaracak? Yoksa hep anlaşıp bir kişiyi mi çıkaracağız? Bunun üzerinde oturup konuşuruz. Liderlerin hepsi yani
Türkiye'yi bilen, Türkiye'yi seven, gerçekten demokrasi isteyen, güçlü bir parlamenter sistem isteyen, yargı bağımsızlığını isteyen şeyler, liderler, saygın insanlar. Dolayısıyla biz ancak o aşamada, yani eğer belli bir aşamaya gelirse, o aşamada bir araya gelip karar veririz. Yani o karardan sonra da herkes saygı duyar. Ben güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kastettiğimiz konusunda da vatandaşa biraz bilgi vermemiz lazım. Şimdi biz çalışıyoruz, Saadet Partisi çalışıyor, DEVA çalışıyor, Gelecek çalışıyor, İyi Parti çalışıyor. Şimdi bu partiler de kendi aralarında bir çalışma yapıyorlar. Belki önümüzdeki süreç içinde çalışmalar olgunlaştıktan sonra bir ilkeler listesi hazırlayabiliriz. Yani ilkelerimizin olması lazım. O ilkeleri hepimiz kabul edip altına imza atarsak o zaman vatandaşa daha çok güven vermiş oluruz. Böyle düşünüyorum. Şahsi kanaatim o. Yoksa bugünden o mu cumhurbaşkanı adayı olsun, bu mu olsun, ben mi olayım, o mu olayım? Ben bu tartışmaları doğru bulmuyorum ama şunu rahatlıkla ifade edeyim. Benim bütün önceliğim Türkiye'nin geleceğidir. İnsanımızın geleceğidir. Ben siyasette illa ben şu olacağım, illa ben bu olacağım diye bir iddiam asla olmaz ve doğru da olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu, peki yayını kapatırken şu özel soruyu sormak istiyorum aslında. Bugün bir hayal kursanız. Hayalin bir tarafında Cumhurbaşkanı olmak var ya da güçlendirilmiş parlamenter sistemde başbakan olmak var. Diğer tarafında da bütün sorunları çözülmüş ya da çözülme yoluna girmiş bir Türkiye'de emekli hayatı yaşamak var. Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu hangi hayatı tercih eder? Türkiye'de bütün sorunların çözüldüğü bir Türkiye'de ben de rahat yaşamak istiyorum. Yani hayalim o. Ben hiçbir çocuğun yatağa aç girmediğim, herkesin işinin aşının olduğu, herkesin rahat yaşadığı, eski komşularımızla ilişkilerimiz vardı. Ben hatırlarım mesela. Ya evde pişiren yemeği bile gönderirdi komşumuza. O da pişirdiği bir tatlıyı getirirdi bize. Aşurede olan şeyler. Buna benzer yani o Anadolu'nun güzelliklerini yeniden yaşatmak zorundayız. Bakın bu toprakların mayasında Hacı Bektaş Veli var, Mevlana var, Yunus Emre var. Yani aydınlanma dönemi dediğimiz 13. yüzyıl bu topraklarda başlamış. Şimdi bu topraklarda ahi evranı nasıl düşünmezsiniz? Bu topraklar gerçek anlamda humanizmanın doğduğu, büyüdüğü, yeşerdiği topraklar. Sadece bu toprakların toprakları hakkını teslim etmeyen, hırslı, hırsı aklının önüne geçmiş olan siyasetçilerdir. Yani bakın vatandaşa demiyorum. Ben de siyasetçiyim. Dolayısıyla hani bir öz eleştiriyse bunu yapmamız lazım. Yani hırsı aklının önüne geçmemek. Akıl bir kişinin hırslı olması, bir şey yapmak için azim olma, azimli kararlı olması güzel bir şeydir ama eğer azim inadın önüne geçerse başarılı olursunuz. Ama inat öne geçerse aklı dışlamış olursunuz. Biz aklın dışlanmasını istemiyoruz. Akıl her şeyden yani oturup konuşacağız, sorgulayacağız, yapacağız ve aklın gereği neyse onu yapacağız. Bizim kendi tarihimizin her döneminde de aşağı yukarı bir istişare vardır, bir yaşlılar vardır, bir aksakallar vardır, bir aksaçlılar vardır. Yani küçük kabilelerde de vardır, devletlerde de vardır. Osmanlı'da da vardır aynı şey. Vezir-i Azam vardır, padişahın danıştığı kişiler vardır. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Bir kişi var, o kişi her şeye karar veriyor. Her şeye karar verdiği için de ülke bu durumda. Ama bu durumdan çıkarmak da bizim elimizde. Ama bunu nasıl yapacağız? Demokratik yollarla yapacağız. Öyle baskı, şu, bu falan değil. Demokratik yollarla sandığa gideceğiz. Oyumuzu kurtaracağız, kullanacağız. Ve gerçekten de Türkiye'yi bütün siyasi partilerin rahatlıkla görev yaptığı, rahatlıkla çalışabildikleri bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Yani temel hedefimiz bu. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Mustafa Yılmaz, Mustafa Deniz, Mehmet Ali Kayacı sizlerde sorularınızla Liderler Turu'nun ilk programına katkıda bulundular. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk Liderler Turu konuğumuzdu. Devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.